Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Okan Ateşsiz de hoş geldiniz abi. Nasıl gidiyor? Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk, vallahi çok iyiyiz. Sen Evet. nasılsın? Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Hop, yine odaya biri geldi. Sizin kamerayı kaydıracağım. Aşağı. Bekle Gir bakayım. çık oldum mu şey kayıyor çünkü. Ekran kayıyor. Sen düzeltme onu, bekle. Ha, öyle mi yapayım? Tamam. Tamam kanka. Teşekkür ederim. Önce içeriğimizi tanıtayım. Başlamadan önce. İsmini biraz kötü seçtim sanki. Siz de hemfikirsinizdir abim. Benimle müzik business diye aklıma bir şey gelmedi. Bu içerikte endüstri içerisindeki arkadaşlarımı konuk edeceğim ve endüstriye dair konuları konuşacağız. Canım sıkılana kadar bu konular üzerine sohbet edeceğiz özetle. Ha, haftalık gelmeyecektir muhtemelen. Her hafta olarak gelmeyecektir. Daha doğrusu haftalık derken öyle bir içeriğimiz de var, kafalar karışmasın. Muhtemelen 2 haftada bir falan olur ama. Tekrar çok teşekkür ederim bu arada. Konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Abi, tanımayanlar varsa diye ben önce kendinizi ufakça bir tanıtmanızı istesem. Artık tanımayan Vallahi kaldıysa. Yani ama. ateş abi başlasın. Ne diye anlatacağımızı bilmiyorum yani. Argo İzmir bünyesi altında iki müzik prodüktörüyüz. Ben Ateş Berker, sevgili Çekirgem Okan Çam. Evet. Ya, çok teşekkür ederim tanıttığınız için. Türk şerefli müzisyen eksikliğini gideren insanlardan birisiniz ikiniz de açıkçası. Bu açıdan sizi ağırladığım için çok mutluyum abi. Biz de geldiğimiz için mutluyuz ya, vallahi sağ olasın. Fayda, ya sizi biraz daha insana ulaştırabileceksek ne mutlu abi ya burada. Çünkü yaptığınız Teşekkür ederim. çalışmaların gerçekten hakkının tam olarak verilebildiğini düşünmüyorum rap müzik bazında çünkü. Bu hak ettiği yerde olmak mevzu bazında değil bu arada. Çünkü şey yok. Gerçekten müzisyen olup da müzikten anlayan bir kitleye hala sahip olamadık maalesef çünkü rap müzik özelinde. O yüzden. Yani rap müzik zaten yanlış şekilde büyüdü, o yüzden. Aynen öyle. Hemfikirim abi. O zaman sizin en başta biraz röportaj gibi ilerleyelim abi isterseniz. Zaten sonrasında direkt konulara gireceğiz. Argo İzmir Nasıl olur? başlangıcı nasıl oldu sizin abi? Çok kötü sordum Bizim soruyu nasıl ya. olur? Argo İzmir. Yani Gazap bizim Argo İzmir çatısını kurduğunda biz daha tanışmıyorduk. Daha sonraki birkaç yıl sonrasında tanıştık. Yani ben tanıştım önce. Evet, Sonra birkaç Ateş sene abi. birlikte müzik yaptıktan sonra Okan'la tanıştım. Ateş abi beni keşfetti biraz. Keşif gibi değil yani. Yani Çok ben da. böyle basları falan yanlış yazıyordum o dönem. Ki hala bazen oluyor da. Sonra tanıştık. İşte bir şeyler yapmaya başladık. Sonra işte Uzunca uzaktan evet. karşılıklı böyle benim Okan'a desteğim, Okan'ın bana desteği doğrultusunda ilerledik. Sonrasında Okan askere gidip geldikten sonra dedim artık tamam, sen bundan sonra bizle berabersin. Zaten döner dönmez de hizayı yapmaya Evet. başladık. O süreç biraz uzun sürdü. Orada da çok şey kattık kendimize. Evet. Çünkü ben Okan'ı aynen Hiza ile beraber duydum açıkçası ama seni mesela Argo Müzik öncesinde abi çeşitli orkestralarda çaldığını bildiğim için oradan mesela duymuştum. Hatta ismini rapçilerle beraber görmeye başladığımda benim için biraz şaşırtıcı olmuştu. Çünkü ben hani seni daha çok rock bandla falan biliyordum aslında yani. İçinde şaşırtıcı oldu. Ama yaklaşık 2012-2013'ten bu yana Argo İzmir'de rap müzik çalışmalarına devam ediyoruz. Ama sadece rap müzik yapmıyoruz yani. Argo İzmir çatısı altında Tabii. çok farklı işler de çıktı. Yani biz aslında müzik üretiyoruz. Hani rap müzik bağlamı olarak düşünmeyelim sadece. Tabii ki zaten o yüzden özellikle söyledim çünkü hani aslında rap müzikten gelmeyip de bir süre sonra rap müzik üretimleriyle seni görünce ben şaşırmıştım çünkü en başta ben seni çok çok farklı bir iki grubun altında görmüştüm çünkü farklı türde müzik gruplarını yani. Evet. Keza şey var, Utku da var değil mi hala aranızda mı? Ben Utku hala evet. aramızda. Evet. Sadece sahnelerde birlikte değiliz. Onun yaşamı
doğrultusunda. Yani özellikle... Böyle kendi parçalarını falan yapıyor artık. Ona da denk geldim abi, aynen gördüm şeyde. Twitter'da takip ediyorum, orada görüyorum yeni işlerini onun da. Şeyden özellikle değindim çünkü dediğiniz gibi hani Argo İzmir tamamen aslında bir rap üzerine kurulu bir label ya da stüdyo değil aslında çünkü. Onun için birkaç isim soruyorum bu şekilde. Çünkü Argo Strings gibi bir oluşumunuz var aynı zamanda. Hani konserler haricinde yanlış Evet. bilmiyorsam. Evet. Şimdi yanında Argo Brass grubumuz var bir Wow. de. Bayağı şey oldu Aslında yani böyle bayağı kalabalık bir ekibiz. Yani saymaya kalksak isim isim atlayabilirim bile. O kadar aslında kalabalığız. Ve herkes işinde de uzman. Bu açıdan çok şanslıyız. Aynen abi, o açıdan gerçekten çok şanslısınız ve dediğim gibi ya özellikle Hiza albümü ve öncesinde sizin Gazapizm'le beraber yaptığınız sound resmen şu an Türkiye'de özgün bir sound olarak kopyalanmaya devam ediyor şu an. Yani öncüsü sizler oldunuz biraz. Zaten mesela bizimle yaptığım şarkıları genellikle özgün rap olarak tanımlıyorum. Çünkü Ben de. bir şey genel olarak bir örneği yok. Yani trap desen değil, işte nasıl diyeyim, pop desen Evet. hiç değil. Hani rock desen değil. Çok yenilikçi bir tarza doğru gidiyoruz. Hatta şu an yeni Füzyon yapacağımız müzik, albümlerde aynen. daha da farklı deneysel işler peşindeyiz. Biz kendimizi aslında daha üzerine koyma hedefi Evet. işler Farkındayım yapıyoruz. abi. Farkındayım abi ve gerçekten özellikle bunu bir övgü olarak söyledim çünkü bir Esat Bargu'nun 01'de yaptığı sound ve iki sizin Argo Müzik'te ortaya çıkardığınız, Argo İzmir'de ortaya çıkardığınız sound şu an piyasa bazında bayağı taklit edilen bir sound. Siz bunu özgün olarak yaptınız da taklit edilenden kastım şey değil. Hani size nasıl söyleyeyim? Sizin yarattığınız şeyi yapmaya çalışıyor genç arkadaşlar. Hani bu açıdan söylüyorum. Kopyalanmaktan kastım bu. Bir kötü anlamda değil yani. Yani yenilik her zaman iyidir. Evet. Bu açıdan Yeniliği önce takip oldunuz etmek yani. Evet. iyidir. Evet, gelelim şuna geleceğim abi. Esas içeriğimizin konusu olarak hani konuşacağımız konu bugün endüstri ve müzik prodüksiyonu üzerine. Siz Türkiye'deki sadece rap müzikle kıyaslamıyorum bunu hani müzik prodüksiyonu üzerine ne düşünüyorsunuz? Yani şu açıdan üzerine ne düşünüyoruz derken siz de farkındasınızdır abi. Janra fark etmek sizin fazlasıyla taklit hatta arak işlere maruz kaldığımız bir döneme denk geldi. Şu an, son 10 senedir. Ya bu bence şey hani çoğu müzik üreten insan bir prodüktöre gittiği zaman direkt böyle paket şeklinde aldığı için bence bundan da olay olabilir ya bu bahsettiğin şey. Çünkü gidiyor adama diyor ki bunun aynısını yap. O adam da zaten önceki yaptığı işin aynısını yapıyor. Paket bir şekilde o adama veriyor falan yani bu olabilir yani sıkıntı. Ya birazcık şeyle de alakası var. Tutmuş bir işin aynısını yapıp ben de tutayım Evet. işteyi insanlara işte hep aynı işi yaptırtmaya çalışıyor. Prodüktörler bundan aslında rahatsız hani çevremizdeki birçok insan. Yani aynı şeyi yapmaktan rahatsız ama Evet. sonuçta sanatçı kişi senden bunu istiyor. Ama hani Türkiye aslında müzik prodüksiyonu ve stüdyoculuk konusunda çok ileri seviyede. Yani Doğru. Türkiye'de çok iyi prodüktörler var yani. Yani bu pop bazında da olsun, rock bazında da olsun, işte rap bazında da olsun hepsinde çok başarılı, çok iyi prodüktörler var, çok iyi stüdyolar var. Evet. Sadece şey, senden müzik yapmasını isteyen kişi çok sağlıklı şekilde sana yaklaşmıyor. Evet Senin abi. kapını çaldığında ben şunu istiyorum, bana bunun gibi bir şey yap. Yani her ne kadar bundan kaçınsak da yani farklı bir şey yapsan da revizelerle iş çok kötü bir yana gidiyor ve sektör kötüleşiyor. Maalesef abi hani bu konuda hemfikirim ama özellikle bunu tabii rap müzik için söylüyorum abi, bir de şey var. Hani bizim hip hop kültürünün temelinde zaten sampling var. Biliyoruz hepimiz bunu. Ama Evet. şu an sampling'in ötesinde bir sıkıntı görüyorum. Mesela bizim yazılı olmayan kurallar bunlar tabii ki hani şey bizim kültürümüz içinde ama en basitinden başka bir rap parçadan sample kesilemezken ben şu an birebir remake yapılmış beatleri görüyorum abi. Hatta remake yapılmış parçaları görüyorum hani Türkçe çeviri gibi. Hani bu beni çok rahatsız ediyor ya. Ya benim şey remake falan değil direkt o parçanın altyapısını alıp hiçbir telif yemeden yayınlanmış şarkılar falan biliyorum yani öyle İsim şeyler. var mıyım? Benden de istendi mesela öyle bir çok ünlü bir rapçi ikili bir arkadaşımız. Onlar mesela en son ben yani yapmam hani bu telif verir sonuçta altında adım yazacak. Ben bunun aynısını yapmak istemiyorum.
dediğimde bayağı aramız bozuldu. Sonra gitmiş template'ini bulmuş şarkının, remake yapılmış. Onu satın alıp onun üzerine şarkı yaptı ve nedense telif yemedi. Aynen, telif yemedi. Çok şaşırtıcı yani bu da. Yani şey yapılabilir mesela Türk müziğinde hani 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden bu yana zaten başka şarkıyı alıp Türkçe formata uyarlayıp tekrardan çıkarma var. Bu yasal olarak yapıldığı zaman sen şarkının hakkını satın aldığın zaman zaten yapabileceğin bir şey. Evet. Ama hani yabancı bir şey ya da Türkçe bir şey bunu kalkıp birebir kopyalamak biraz etik değil. Evet, Yani gidersin kesinlikle. anlaşırsın, iznini alırsın, istediğin gibi yaparsın ona kimse bir şey diyemez. Kesinlikle abi. Ve işte bahsettiğim mevzu benim biraz da bu. Bu benim kişisel fikrim, tamam. Burada işte biraz sanat ölüyor ve tüccarlık yükseliyor işte. Bu zihniyet bu oldukça gibi geliyor bana işte. Bu da beni üzen bir şey yani. Yani insanlar da böyle kolay para kazanmak istiyor ya. Evet. O yüzden. Ama bu ülke şartlarıyla alakalı insanlar yani çıkış yolu arıyor kendine. Evet. Doğru. Onu da kimseyi suçlayamıyorum ama Yani zaten biraz şu daha an elitist bakıyorum ben ya. kafanı nereye çevirsen herkes böyle yok influencer olayım, yok işte rap yapayım, para kazanayım falan buna döndü zaten. Çevremde normal arkadaşım kalmadı. Hani herkes böyle bir şeyler üretmeye başladı yani. Sokakta böyle arkadaşıma denk geldiğimde mesela kanka şunu bakalım mı, şunu yapalım mı oldu. Önceden böyle değildi ama. Yani ben önceden dediğim de çok eski bir şey de değilim ama yani 2014'te falan o zamanlar ben böyle şeydim. Bu kadar insanlar yapmıyordu ama. Doğru. Ama şimdi kolaylaştı bir de Evet, iş. her Yani şey herkes kolaylaştı dediğin eline gibi abi. mikrofon almaya, ses kartı almaya başladı. Ya bir de İnsanlar yapmak, üretmek istiyor. Bu güzel bir şey yani insanların tabii böyle ki bir tabii uğraşı ki. olması ama tamamen işlerini, güçlerini bırakıp buna bel bağlaması kötü. Çünkü hani geçim Türkiye'de çok zor ve sen bütün işini gücünü bırakıp buna yoğunlaşırsan ve hani hemen ilk yaptığın işleri tutmayı beklersen olmaz. Ya işte bu bir de şey de var hani mesela işte rap müziğin biraz icra edilmesi bunu tabii ki şey anlamında söylüyorum hani profesyonel bir yorum anlamında söylemiyorum. Kolay gözüküyor olmasından kaynaklandığını düşünüyorum ben bunun. Çünkü atıyorum her rock dinleyen direkt olarak ben de rockçı olayım diyemiyor. Önce bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Gitar çalmayı öğrenmesi gerekiyor. Atıyorum bateri çalmayı öğrenmesi gerekiyor vesaire. Ama rapçilerde ise ben bir tane mikrofonu alırsam bir şekilde ben bunu tuttururum mantığı olduğu için abi biraz daha kötü işleri bol görüyoruz. Erken dönem için. Evet, çok Bunun da çok çok doğru büyük diyorsun. etkisi var yani. Evet, kesinlikle. Bir de zaten bu ben devamlı böyle Spotify falan buraları çok hani her gün neredeyse gezen biriyim. Orada mesela çok görüyorum ben zaten. Hiç böyle önüme denk gelmiyor. Zaten kötü böyle sevmediğim bir iş yapan adamı takip edesim de gelmez zaten. Kimse takip etmez. Aynen. Orada genelde çok görüyorum. Bir de YouTube'da falan işte denk Ya geliyoruz YouTube bazen. çöplük oldu zaten. Evet. Özellikle belli başlı büyük prodüksiyon kanalları var işte Net'te müzik işte ne Of. bileyim Müzik Play falan. Hani herkes oradan yayınlanırsa tutar şu olur bu Aynen. olur oraya yayınlayalım yayınlayalım iş nasıl olmuş ya hiçbirisinin arkadaşı da demiyorum ya kankacım bu biraz şöyle olmuş falan biraz onunla da alakalı çünkü sen birisine bir şey dinlettiği zaman insanlar kötü demeye çekiniyor Evet. kötü desem çünkü bozuluyorlar. Ben çok diyorum insanlar bozuluyor ama ben senin kötü bir şey yapmanı istemediğim için kötü olduğunu söylüyorum. Ama Evet. herkes çok iyi olmuş, efsane, şöyle tutar, böyle tutar. Aa, insanlar Ya çok insanlar şey öngörülü zannediyor. yaklaşamıyorlar bu Sen konuya. abi bu olmamış bak bir daha üstünden geçelim dediğinde aslında onun iyiliğini isteyen bir kişisin. Aslında gerçekten arkadaşısın ama o direkt haset zannediyor. Çekemediği için beğenmiyor zannediyor. Bu çok sağlıklı bir düşünce değil yani evet. Ve çok Maalesef. inanmış oluyorlar o yüzden. Yani Ve haset olarak düşünmese bile inanmış oluyor. chat'te de geldi Bir abi. de Özellikle bu aracılarda mesela bazı firmalar da var hani label bazında. Abi gerçekten hani bu muhtemelen direkt ücret alarak parçayı yayınladıkları için hiç seçici değiller. Net'te de ben çubuk mikrofonla kaydedilmiş şarkı dinledim abi. Yani. ya orası sanırım sürümden falan kazanıyor. Aynen Çünkü aynen. günde 10 tane, 20 tane atıyorlar galiba. Tam emin değilim de. Sürümden kazanıyorlar. Nasıl kazanıyorlar bilmiyorum ama yani Çok orada ciddi çok denk geliyorlar. kazanıyorlar. Çok Ciddi ciddi abi. kazanıyorlar bu arada evet abi. Ciddi kazanıyorlar ama ne bileyim ben şeyi yediremem ya ben bir plak firmasıyım ama biraz hani kendi en azından kataloğum için seçici olmam gerekmez mi ya? Ya Gerçekten. zaten firmasının kendi kataloğu seçici davranıyor ama dışarıya da açık şekle dönüştü. Örnek veriyorum Evet. sen Net'te Müzik DMC'ye bağlı bir Tabii. platform. Samsun Demirci. DMC'den çıkan işler
kötü hiç çıkmıyor DMC'den. Hani tamam tarzı uymayabilir bize aynı mevzu vesaire ama. Ama teknik kusurlu iş çıkmıyor yani, doğru. Evet teknik kusurlu iş kesinlikle çıkmıyor ama NetD'ye anlaşmalı olan işte butik label'lar var. Örnek veriyorum aynen. Sen bir tane label açıyorsun. Hani paravan bir şirketsin hani evde kendi kendine NetD ile anlaşıyorsun. Şarkı oradan yayınlanıyor o kanaldan. Adamın işine geliyor çünkü adam oradan para kazanıyor. Ve çok ciddi paralar kazanıyorlar ve gerçekten. Senin işini de o yüzden şey yapmıyor yani. Bir süzgeçten geçirmiyor. Ama işte biraz şeye geldik. Hani hatırlarsınız bir dönem belki şey vardı. Demet Akalın ve Hande Yener arasında hani tartışma şey vardı ya bakkal müziği muhabbeti vardı ya tartışması. Hani evet. Özellikle rap müzik özelinde bunu söylüyorum. Hani izleyicilerimiz ağırlıklı rapçi olduğu için hani ben şu an biraz bu rap müzikte de buna çok yaklaştığımızı görüyorum. Hani oradaki ironik kısım gerçi tartışmanın zaten Demet Akalın ve Hande Yener arasında geçiyor olmasıydı. Yani baktığında kötü şarkılar yapıyorlar. İkisi de çok kötü şarkılar yapıyor ama evet. Çok iyi prodüksiyona sahipler. Hani rapçilerin eleştirdiği kısım bu mesela işte bu şarkılar işte şöyle böyle içerik yok vesaire. Tamam çok haklılar. Bence ama saçmalık hani, abi ya. Rapçilerin de birçoğunda içerik yok. Birçoğunun prodüksiyonu kötü. Yani kendini evet. Eleştirme yok. Şimdi tamam baktığında bakkal müziği evet. Çünkü zaten commercial müzik. Ticari mainstream amaçlı müzik, evet, mainstream müzik. Mainstream commercial müzik. Yani açık bir şey yani kendine bir şey katmak için dinlediğim bir müzik değil zaten. Yani gerçi içlerinde çok başarılı işler var onları ayrı tutuyorum tabii ama ki. Hani rap müzikte de aa işte asarım keserim şunu yaptım bak işte birisini disleyeceğim. Ben oturduğum sokakta benim müzik prodüksiyonu yaptığımı duyan gençten çocuklar 15-16 yaşında abi ben diss yapacağım bana yardımcı olur musun? Diyorum hani daha önce hiçbir şey yaptım yok. Neden yapacaksın? Diss yapmak istiyorum abi. Hani tamam hani isyanını paylaşmak güzel bir şey ama hani, bilmiyorum birazcık o öngörü ve vizyon önemli bir şey. Telefonda beat isteyen çocuk diye kayıtlı. Bu arada bir şey yanlış anlaşılmasın senin söylediğin şeye saçmalık demedim demin abi şeye saçmalık dedim. Bizim rap kitlesinde şey var ya hani popun içi boş çoğunun içi boş gibi abi böyle bir müzik kıyasına girmek dünyanın en saçma şeyi. Ve hani evet. Zannediliyor ki atıyorum. Bu biraz ergenlikle de alakalı gerçi. Yani özellikle o dönemden sonra geçiyor azıcık IQ'su yüksek insanlarda bu olay çünkü. Hani müzik tarzları birbirine tepki olarak doğdu ve düşmanlar gibi bir şey algılıyorlar ya. Aslında böyle bir şey yok abi. Hani yani eğlenceyi seviyor insanlar. Evet. Hani eğlence de lazım. Hani evet bir tarafta derdi olan bir müzik de olacak, protest bir müzik de olacak. Hani burada Türkiye'de kullanıldığı manayla arabesten bahsetmiyorum protest derken, lirikal manada. Hani bir şeyleri de tepki veren, derdi olan müzik de yapılacak ama insanları eğlendirmek de gerekiyor. Sürekli didaktik de takılamazsınız pop yani. Müzik olmasa kulüpler ne çalacak? Ya da en basitinden hani yıllardır vardı rapçi rockçı kavgası abi orada progressive rock gibi bir şey var ki özellikle 90'ların sample bazıyla ne kadar beslemiş bir canlıdır yani. Hani bilmeden bir şeye düşman olamayız yani. Bu Türkiye'deki sadece rap müzik için değil. Mesela bu ergen rock dinleyenlerde de çok olur. Yani diğer tarafın müziğini aşağılayarak statü yapma ama bu ya şey da, değil. Büyüdükçe bu olay kalıyorsa ergenlik sonrasında bu çok ciddi bir sıkıntı abi. Evet. Ki baktığında da rap rock çatışması diye bir şey vardı. Hani ben küçükken rock müzikle ilgilenirken bu çatışmaya çok denk geldim ortamlarda. Biz rapçiyiz falan işte aynen, böyle. Çok saçma geldi bana hep. Ama yani. Baktığında o çocukların mesela yaptığı şarkılarda kestiği sample'lar mesela işte Camel grubundan, yani. Beatles'tan vesaire hani güzel rock gruplarından kesilmiş sample'ların üzerine işte drum kit yazarak oluyordu. Aynen öyle ya kendi adıma zaten en basitinden benim zaten hiçbir zaman böyle bir söylemim olmadı hani ama özellikle abi progressive rock ve psychedelic rock'tan sample kesmeyi çok seven biri olarak zaten nasıl düşman olabilirim ki ben abi yani ilham kaynaklarımdan biri orası zaten benim yani yaptığım müzikte. Yani her tarzı dinlemek çok önemli. Yani seversin, sevmezsin aynen ama aslında ben de öğrenecek çok şey var. Ben de zaten son zamanlarda böyle müzik kulağımı değiştirmek için ben devamlı böyle işte 3 ay önceye kadar Alman rapi dinliyordum. Cayır cayır böyle kulaklıkla nereye gidersem gideyim falan ama şimdi bunların farkına vardım. Böyle müzik kulağımın değişmesi için acayip acayip müzikler dinlemeye başladım. Ama bana artı yönde bir şey katıyor yani. Bunun da farkındayım. Az önce hani yayından önce de sana dedim ya müzik kulağımı değiştirmek istiyorum falan diye. Yani öyle. Yani yaptığın işten bağımsız müzikleri evet, dinlemen. Evet kesinlikle. Aynen arası. Öyle abi. O zaman fikrim. Kendine hep bir artı katıyorsun. Çünkü öbür türlü şey de olacak zaten.
sadece rap dinleyip ve sadece sevdiğim 4-5 rapçiyi dinlediğim zaman ben bu sefer bir süre sonra istemsizce onların yaptığını yapmaya başlayacağım zaten. Birebir kopyalamaya başlayacağım zaten. Evet, öyle oluyor gerçekten. Ve sentez de önemli bir şey. Örnek veriyorum. Hani farklı bir tarzdaki bir müziği kendi müziğine adapte edebilmek. Füzyon mantığı abi çok güzel bir şey bende ya. Ve örnek vereyim hani ya şey de değil. Özellikle düet tercihleri bazında baktığımız zaman hani çok yaratıcı işler de duyabiliyoruz. Mesela hani siz buradasınız ya demiyorum. Ben özellikle Hiza albümünü gerçekten sound olarak da çok beğendim. Hani buradasınız diye söylemiyorum abi. Mesela klibi gelecek olan Gaye Su Akyol'la yaptığı Gazapizm'in parça çok güzel bir örnek buna. Etkileşim olarak çok güzel bir örnek. Ama Evet. şimdi gidip bu herhangi bir kişiyi kastetmiyorum chat yanlış anlamayın. Ama ben hani füzyon yapacağım diye gidip hani müzisyen bile olmayan YouTuber'ların peşine takıldığınız zaman ben buna saygı duyamıyorum. Hani yapılacaksa hani bu tarzlar arası etkileşim olacaksa gerçekten müzisyen insanların bir arada bunu yapmasını istiyorum ben yani. Çünkü artık bir de her şeye füzyon deniyor ya. Ya Amerika'ya gidip bir füzyon nedir bir Yani dinlesinler, aynen görsünler. hemfikirim. Size şey geleceğim yine aynı konudan devam ediyoruz biraz ama özellikle bizim camiada gerçekten müzik bilen insanın az olması konusundaki fikirleriniz nedir? Ya bu da fikirleriniz nedir derken bir de şey var. Siz de denk gelmişsinizdir abi. MC prodüktör fark etmek sizin öğrenmeye bir de kapalı olan bir taraf var. Hani yaptığım bana yetiyor. Bilsem ne olacak ki? Ya da en basitinden işte konservatuvarda alabileceğim bir klasik Türk müziği eğitimi beni geriletecek kafası var yani. Ben buna katılmıyorum ya. Siz ne O kadar düşünüyorsunuz? akademik eğitim olmasına bile gerek yok. Yani en basitinden belediyenin bir bağlama kursuna ya da bir gitar Evet. kursuna bile gitsen, en temel olarak bir yani müziği ve duymayı öğrenebilsen sorun çözülüyor. Bu Çünkü tayfa ben sözünü söyle söyle. kestim abi. Bu tayfa şey ya bir şey bir yorum yaptığında hani onu küçümsermiş gibi gören tayfa var ya o tayfa işte hani bu söylediğin tayfa. Aynı insanlar o. Aynı insanlar. Yani şey sadece bir drum loop'u yazabildiğin için işte müzik yapıyor olmuyorsun. Çünkü Aynen zaten öyle. belli başlı şeyler programlarda bunu yapmak mesela çok kolaylaştı artık. Evet. Birbirini tutmayan notalarla üzerine basıyorsun ve o drum kit akıyor diye müzik iyi oldu zannediyorsun ama o duyum önemli işte. O kısımda şey doğuştan gelen bir şey. O sonradan Evet. kazanılmıyor ne yazık ki. Onu zaten duyan insan da kendini geliştirebiliyor. Ya mesela Yani kendi şey aslında bu adıma hobi hevesle profesyonelliği birbirinden ayırmak gerekiyor. doğru, kesinlikle. Ya kendi adıma mesela şeydi. Benim ailemde sizde var mı bilmiyorum. Soracağım gerçi de. Benden başka müzikle uğraşmış biri yok. Annem sanat olarak yani hobi olarak resim yapar vesaire ama ben bunu mesela cesaret edip de konservatuvara gidemedim. Çünkü geçmişimde bir örnek yok. Şey gözüyle bakıyorum. Ya bir B planım da olsa mı mantığı bakarak farklı bir akademik kariyer işte mimarlık eğitimi aldım vesaire ama hep içimde kaldı mesela benim ve ben bu açığı kapatmak için hala eksiklerim çok fazla var. Çünkü tek başınıza ya da işte FL Studio üzerine uygulayarak bazı şeylerin mantığını oturtamıyorsunuz. Armoni öğrenmeye çalıştım, işte solfej öğrenmeye çalıştım. Dediğim gibi eski makamlara girdim. Hani müzik öğrenmeye çalıştım. Ben bunu yaptığım zaman başka bir müzisyen arkadaşımın burada isim vermeyeceğim. Hani tanınmış bir prodüktör. Hani bana ne gerek var ki dediğini duydum. Yani ben bunu çok sorguladım yani. Anlatabiliyor muyum hani? Hayır ya. Gerçekten böyle yorumlar beni sinir ediyor biraz. Böyle şeyler hani. Gerek var çünkü müzik hani koskoca bir okyanus bu. Okyanus yani. Bu okyanusta ne katarsan kendine. Zaten ucu bucağı göremiyorsun ucu bucağı. Ne yani? Bence ne katarsan ne kadar süre kısa süre içinde ne katarsan bence yararlı yani. Kesinlikle ve dediğim Klimayı da açayım. gibi ya ben şeyim hani hala keşke o riski alıp gitseymişim diyorken hani bir endüstri içerisinde para kazanan bazı insanların buna gereksiz demesi beni çok rahatsız ediyor. En basitinden size de geliyordur o mesela. Sadece prodüktör bazında değil. MC ile bir aranjeye oturacaksınız, revizeye oturacaksınız. Başında mesela şey diyor. Şunları eksiltelim. Abi şunlar hangisi diyorum? Şunlar işte diyor. Hani şu çıs çıs yapan şeyler var ya diyor, hi-hatleri diyor. Abi orada 8 kanal farklı hi-hat yazmışım. Hangi çıs çıs? Brush'ları mı kısayım? Crash'leri mi kısayım? Neyi kısayım ben yani? Bu çok Aynen sıkıntı bir de yani. O ortak bir dil oluşması lazım yani artık. evet zaten bir de zaten böyle iş bilmeyen adamla iş yapmak uf yani ölüm gibi bir şey. Gerçekten git intihar et daha iyi. O işin parasının iki katını geri ver.
Daha iyi o yani. Kesinlikle yani ben o artık zaten şeyim direkt abi hani başka projeler var meşgulüm bilmem ne deyip gönderiyorum açıkçası artık yeter yani hani o tarz insanlar. Aynen sıkıyor onlar ya harbiden. Ve... Üzücü şey hani mesela bana daha bugün bir mix geldi. Adam 37 kanal vokal almış. Diyor ki abi sen içinden ele. Tamam eleyeceğim ama. Bir de şey diyor demoya Neye göre eleyeyim benzesin. Yani evet, tamam ben eleyeceğim de kendime göre eleyeceğim. yani? Demoda da her şey birbirine girmiş. Mix yok zaten demoda. Orada da duyamıyorsun. Ya şey yok bizde işi ehline bırakma şeyi yok. Hep müdahale etme şeyi var. Yani bu bütün sektörlerde var sadece Tabii müzik ki ya. özelinde değil. Yani marangozlukta da var, ressamlıkta da var. Ne bileyim oto tamircisinde de var. Yani sen işi bilene teslim edeceksin. Evet. O yapacak. Aynen öyle. Beğenmezsen ki yani onu beğendiğin için ona yaptırmışsındır. Evet. Eğer beğenmezsen de gidersin başkasına yaptırırsın. Doğru Ama ve bu da yine ülke şartlarıyla alakalı. Çünkü işin içinde birazcık maddiyat evet. olduğu için ve insanlar parayı kolay kazanmadığı için bir mix'i beğenmediğinde başka bir mix mühendisine götüremiyor. Çünkü zaten son parasını harcıyor bu işin içine. Evet gerçekten geçen böyle bir şey yaşadım ve çok üzüldüm. Piyasada tanınmış bir kadın MC çok önceden böyle müzikler yapıyordu. Ve ben dinliyordum önceden. 2015, 2014, 2013 o dönemler dinliyordum bu kadını. Ve bana bu kadının işi geldi. Kadın mix parasını telefonunu satıp Oh. bana yatırmış. O kadar üzüldüm ki dedim keşke söyleseydi. Yani ben hiç talep bile Ya, etmezdim. aynen. Çünkü zaten önceden dinliyordum. Hani yapmış olmak için yapardım yani onu aslında. Ama Ama işte işine bu tarz çok saygısı üzüldüm olan yani. insanlar ben de üzüldüm ama işine bu kadar önem veren, bu kadar saygı duyan insanları takdir ediyorum abi ben işte. Evet kesinlikle. Çünkü bu Ama fedakarlığı mesela yapmıyorsanız sanatçı değilsiniz abi. evet fedakarlığı yaptı ama örnek veriyorum işten memnun kalmayabilirdi. Kalmadığında artık bir çıkar yolu kalmıyor. Evet, doğru. Hani O da doğru. ya mesela pop sektöründe böyle değil. Çünkü çok ciddi paralar döndüğü işin içinde. Mix'i beğenmiyor. İşte revizdir. Zaten pop camiasında revize vesaire ekstra ücrete tabi. Evet. Onlara yaptırıyor. Yine beğenmezse gidip başkasına yaptırabiliyor. Bu Ama arada bizim sektörde bu olmuyor ne yazık ki. Chat'e Bambüdü geldi. Yo yo yayın Şampiyonlar Ligi dedi. Bir de hoş geldin abi. Ne yapıyorsun? Bu arada biz Piyasadaki en muhabbeti beğendiğim bölmemek adına sektörde. bugün chat'i daha az okuyorum ama siz sorularınız falan varsa chat yazın. Ona bir ara verdiğimizde ya da işte soru alalım dediğimiz Vallahi zaman bakacağız yani. chat bayağı yazmış da. Bu arada ben ilk defa Twitch yayınına çıktım. Ben Şu an Twitch'i yeni öğrendim. çok Ben de bir garip aydır hissediyorum buradayım. kendimi. Önceden böyle mesela bazı yayıncılara denk geliyorum. Yok chat şöyle, chat böyle falan. Şu an garip oldu. Şimdi o yayıncıların Biraz hani yayına mesajlara gelen bir bakalım misafir oldu. istiyorsanız sorular varsa. Ama bak mesela Efendim? biraz mesajlara da bakalım göz ucuyla. Hani önemli bir, sizin de güzel bulacağınız bir soru varsa abi ona da değinebiliriz bu arada. Mesela Ateş ben şeyi de düşünüyorum bu arada abi ama. Mesela popçulardaki vizyon henüz bizim rapçilerde gelişmedi. O da biraz endüstrinin daha yeni emekleme aşamasında olmasıyla da alakalı olabilir ama bilmiyorum. Birazcık şeyin rap müzik değil mi de pop müziğin kötü müzisyenlere tahammülü yok. Evet. Sen baktığında en kötü şarkıda bile çalan müzisyenler Türkiye'nin en iyileri. Tabii canım. Hani o Doğru. mantıkla ilerliyor ama rap müzikte hani örnek vereyim mesela Şehinşah'tı sanırsam. Şehinşah'ın bir şarkısında gitar solo var sonda. Gitarın akordu yok. Fark ettim ben onu. Yani bu zor bir şey değil. Hani ototunu vokale vermek yerine gitara verebilirdin orada. Hani Melodyne diye bir program var ya da ne bileyim Tuner var. Yani cep telefonla bile açabiliyorsun Tuner'ı. Ama işte bak gitar çaldık. Ama o gitarı kim çaldı, nasıl çaldı? Bir kişi demedi mi yani orada ya bu gitarın tonu şarkıya uymuyor bu bozuk yani bu. Ya özellikle ben şeyde çok eğleniyorum abi. Twitch'i yeni keşfettim diyorsun da eğlenirsiniz ikiniz de abi. Tavsiye edeyim. Ercüment Orkut da Twitch'te yayın açıyor mesela. Bir caz piyanistimiz tanıyorsunuzdur muhtemelen siz. Ercüment abi de açıyor ve onlar özellikle insanların attığı popüler parçaları yorumluyorlar. Orada da çok benzer yorumlar. Hani insanlar bu sefer ufku açılmaya başlıyor. Aa bunun tonu olmadı. Birkaç şeyin sonra bakıyorsun. Aa evet bu sefer kendileri söylüyor chat'tekiler böyle hani. Aa evet bu sefer tonlayamamışlar galiba gitarı falan diye böyle. Hani bu çok güzel.
Hani bu Ya açıdan insanlara bir şeyler katabiliyor olmak çok güzel bir his yani. Hani biz... bir ara ben de böyle Twitch'e falan sarayım dedim. Hatta bu pandemi dönemi vardı ya, eve kapandığımız. Ben hala o dönemdeyim, öyle başladım yayınlara abi. Evet, galiba ben de ben yine tekrar bu döneme gireceğiz sanırım, Ha, tam öyle emin değilim gözüküyor. ama. Böyle Twitch açayım, yayın açayım falan, böyle müzik yapayım, oyun yapayım falan diye, oyun oynayayım falan diye düşünüyordum da, bilmiyorum, biraz uğraş gerektiriyor sanırım. Emir Kemal Çet'te demiş, biz de burada beat'e uygun tonda okuyamayan rapçileri bulabilmeye başladık diye. Biz cumadan cumaya çıkmış parçalara bakıyoruz ya. Ya. Bu arada tam pandemi konusu açılmışken abi, bugün çıkan karar ne olacak? Biliyorsunuz O sizin yalan yalan mı dediler? Öyle bir şey yani yayınladılar sizin sanırım. şu an tam aylar sonra tekrar konserleriniz Yalan diyor. Tam. başlamışken böyle bir karar çıkarsa çok kötü olur ya size. Tabii biz bekliyorduk zaten yani. Eylül Evet de. 15'ten sonra bekliyordum ben özellikle. Daha erkene alındı. Yani bu zaten beklenen bir şey. Bu turizm sektörünü canlandırdılar. Biraz ülkede çok azıcık para dönmeye başladı. Şimdi Aynen öyle. tekrardan kapatacaklar. Ya kaderimiz böyle, ne yapalım? Oy veren düşünsün. Aynen öyle, oy veren Neyse ya, düşünsün de neyse ya, abi. mikstiler yine kazanıyor, boş versin. Mikserler de iyi kazanıyormuş değil Ya, aldığım 10 sorudan bir tanesi müzikle alakalı, 9 tanesi abi apartman mı diktin? Allah Aynen. Allah. Yani Bak. ya bana şey sordu, abi Mustang'e biniyormuşsun falan. Yani ne Aynen. Mustang'e, ben 74 model Vosvos'a biniyorum. Ya Abi şey dediler var, bir de yolda kalıyoruz falan. biniyorsan da bu güzel bir şey. Demek ki hani ekmeğini sanatından, tutkundan ekmeğini çıkarıp başarabilmişsin abi. Bunda ne bileyim, Tabii de. böyle Ya bakmak bazı gerekiyor yani. arkadaşlarım var Baykan, şey oturuyoruz. Kanka siz çok kazanıyorsunuz. Sen öde falan. Böyle hani şakasına da yine de Ama yani şey diyemiyorsun. işte bu Çok da mantıkla kazanamıyoruz bu bakıp arada. işe, sektöre girmeye çalışıyorlar ama işin gerçeği böyle değil. Değil tabii ki. Hani Yani ben chat'ime hep söylüyorum abi, özellikle Pop müzikte böyle ortalama, hani isim vermeyeyim, çok iyi prodüktörler var hepimizin çok bildiği evet. ve bence çok saygın prodüktörler. Şarkı başına 70 bin, 80 bin civarında para kazanıyorlar. Rap müzik Tamam, bu onlara hayal adamlar, yani. hani bu adamlar evet bu arabalara biniyorlar, bu hayatı yaşıyorlar ama hani rap müzik sektörü böyle değil. Türkiye'deki rap müzik endüstrisinde bu paralar hayal. Hatta şöyle söyleyeyim mesela, prodüktörler olarak bizim Spotify gelirimiz yok gibi bir şey. Çünkü enstrümantal hip hop Türkiye'de dinlenmiyor. Ben beatlerimin enstrümantalini yayınlandığım anda Spotify'dan bana yatan aylık para 6 dolar abi. Yani hani ne Mustang'i, Akbil de Ya olmuyor zaten 50 dolar altında bir de şey oldu ya, bu yani. prodüktör albümleri meşhur oldu ya şimdi. Hani herkes böyle bir prodüktör Evet, ama albüm ben falan. bitirmeye çalıştığımda bitiremedim abi. Herhalde sizin de hemfikir olduğumuz gibi, herhalde bizim biraz karizmamız az geliyor. Biz albümü tamamlayamıyoruz. Bize verse'ler Vallahi ben gönderilmiyor. hiç öyle bir şeye girişmedim. Girişmeyi de düşünmüyorum ama bir gün girişirsem nasıl olur onu da bilmiyorum. Garip bir şey olacak Ya ama. ben tamamen ona şeyden başladım abi. Ticari sebep değil. Hani prodüktör albümü yapayım. Ve Spotify'ımda en azından benim de bir kataloğum olsun. Atıyorum, bu sadece para falan değil abi, şey. Atıyorum, ben sanatçıyım dediğim zaman bir konsoloslukta vize alırken bile adamlara en azından bir istatistik sunabileyim yani. Adam Spotify'a baktığımda hani aylık 100 dinleyici görmesin derdindeyim yani, aslında bakarsan yani. Ama ya şey yok, dediğim gibi hani sağ olsun çok hızlı kayıt gönderen arkadaşlar da oldu, ama mesela onların projesinde beni daha kayıt girmeden aranjeyi bitirelim diye darlayan arkadaşlar bir senedir verse atmadılar mesela. Ya O da işte. bizim biraz karizma eksikliğimizden oluyor galiba. Bu arada yoğurtlu kedicik bir şey yazmış da, rap kadar boş bir müzik yoktur. Enstrüman bile kullanılmıyor. Herkes rap yapabilir demiş. İşte onu eleştirdik zaten biz en başında abi. Yayının Ya en bu mantıkla başında. yaklaşan insanlar yüzünden böyle. Gerçekten Evet. evet. Dediği doğru aslında. Çöp olarak çok iş var. Ama yani iyi işler de dinleniyor. Gerçekten iyi işler dinleniyor. Yani onları dinlemesini tavsiye ederim. Yani çok güzel şarkılar var. Ve en başta biz aslında bu konuya yayının başlarında girişmiştik, ama yani buna tekrar bir değineyim. Abi şimdi burada konuğum olan iki insanın yaptığı bitlere kattığı müzikalite, yani senin dinlediğin raplerde muhtemelen yok abi. Yani Teşekkür ederiz. abi gerçekten yayları canlı kaydediyorsunuz, sample'layacağınız şeyi canlı çaldırıyorsunuz, bendir çalınıyor. Hani bildiğim ortada müzikal bir şey var. Evet. Konserlere orkestra ile çıkılıyor. Bu Argo İzmir özelinde siz konuğumsunuz ya, Argo İzmir'den örnek veriyorum, ama bunu yapan birçok sanatçı daha var. Konsere orkestra ile çıkan vesaire. Sen en başta bizim de eleştirdiğimiz
Evine bir tane mikrofon alıp da rap yapabilirim diyen insanla endüstri profesyonelini bir tutamazsın abi. Yani bu çok üzücü bir şey. Ama aynı şey diğer müzik türlerinde de var. Evet, Yani o da son doğru. Instagram'da karşıma reklam çıkıyor bir sürü. Hani özellikle bu akustik cover mantığı. Of. Evet Of abi. of 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 Ben of. hemen geliyorum, bir içeri gidip geleceğim, Tamamdır yukarı Okan. çıkayım bir. Geliyorum hemen. Tamamdır. Çay Ya. koyayım. Gitmişken Çay mı koyayım? çay koyayım. Lan çay, yayında çay içeceğiz Yok, şimdi. keyfinize bakın abi. Ben tek Ateş, başıma kaldım. Okan gelince ona da soracağım ama bir soru geldi, güzel bir soru. Çalıştığı sanatçılar arasında karşılaştıkları en garip istek neydi, sorabilir misin denmiş bana. Ya isim vermeden, bu anlatır, varsa Benim böyle bir yani şey. çok istek var ve bunların hepsi garip, hangisini anlatayım ki? Yani en basitinden en çok karşılaştığımı söyleyeyim. Bir şarkıyı yapıyorsun mesela. Sonra sana diyor şunu kaldıralım, bunu kaldıralım, bunu kaldıralım, bunu kaldıralım, bunu kaldıralım. En sonuca baktığında sadece kick, bass, snare'ın kaldığını görüyorsun. Ve bu çok şarkıda başıma geldi. Ve birçoğunda adım yazmıyor o yüzden. Evet. Benim yaptığım o değil, o onun istediği. Ve bu arada benzer isteği, sen demin demiştin ya, ikili bir arkadaş var ünlüler diye. Onlar bana da geldiler. Anladım ben kim olduğunu. Chat'e söylemeyeceğim. Aynı şeyi benden de istediler abi. Ya ve istedikleri bir de şeydi. Lil Jon Turn Down for What'ın birebir aynısını istediler benden abi. Ya abi, ya şey var. Yapmam. Hani ben kendi sound'umu oluşturmaya çalışıyorumu da geçtim abi. Ben niye vericiden 3 kuruş para için saygınlığımı çöpe atayım ya? Ama hadi yine yapabilirsin. Bunun örnekleri çok var mesela işte. Hani Ozan Çolakoğlu, Ozan Bayraş'a falan bunların, ya da işte Osman İşmen, daha eskiye dönüp baktığında. Yani bu adamlar o orijinallerini alıp çok daha iyi seviyeye getiren mesela insanlar. Bu yapılabilir, bu. Daha iyisini yapıyorsan Evet. yapılmıştan, tamam, güzel bir şey ama nasıl diyeyim ya, bu çalmak ayrı bir şey yani. Evet. Çalmak. Bu arada chatte kim olduğunu katiyen anlamadık diyor. Sizin aklınıza gelen ikili değil abi. Bunlar daha şey. Çok rap görmediğiniz iki kişi bunlar. Ya bu daha da fazla, birazdan TC kimliklerini vereceğiz. Susayım ben. Ha, yok yok. Yani neyse. Abi şey sıkıntı bir de. Burada çünkü muvaffakatnamede abi siz bunun telifini falan hallediyor musunuz peki dediğin zaman yo gibi bir cevap geliyor abi. Davayla ben yüzleşiyorum bu durumda. Prodüktör benim yani. Bir de öyle bir Evet. sıkıntı var yani. Oy şey. Peki sen orkestrada da çalıyorsun değil mi abi? Evet, orkestrada. Gitarlar mı klavyeler mi, hangisi sende? İkisini de çalabildiğini biliyorum çünkü. Şu an ikisini de çalıyorum. Bazı şarkılarda klavye partisyonlarımı ayırdım. Onu da yeni daha başladım. 2-3 konserde klavyeye de geçtim. Ama genellikle gitarda yoğunlaştım sahnede. Mesela benim hep o açıdan henüz yaşamadığım ama çok deneyimlemek istediğim bir şey ya, orkestra ile beraber bir konsere çıkmak. Ya orkestranın boyutu da önemli. Şimdi şu anki orkestramız mesela fazlasıyla kalabalık. Ya daha düşük de kişi sayısıyla çalışabilirsin. Daha kalabalık, daha da kalabalıklaşır ki daha şu an projelerimiz var bununla alakalı. Çok, hani yaklaşık 100 kişiye yakın bir orkestrayla yapacağımız birkaç proje var. Süper. Ya hatta ben şeylere ayrı bitiyorum. Filarmoni orkestraları ve rap müzik konserleri serisi vardı ya bir ara. Evet. Abi Ya saatlerce onlar böyle mesela seyredebiliyorum istediğimiz ya. kişi sayısına ulaşamadık çünkü birçok müzisyenin o tarihlerde işleri vardı. Provaya gelemediler, konserlere gelemediler falan. Aslında o tam istediğimiz gibi olmamıştı. Yani yine evet, güzel bir iş ama hayalimizdeki değil. Yine de abi dediğim gibi bir zoru başarıyorsunuz yine ya. Hayalimizdeki gibi değil diye mütevazılık yapıyorsun şu an ama gerçekten tebrik ederim ben ya. Ya, sağ olasın. Canlı izleme şansım oldu bir kere çünkü gerçekten hakkını veriyorsunuz yani. Bakalım, daha iyilerini şu an planlıyoruz. Biraz uzun sürüyor. İnsanlar hemen bir şey yapmak istiyor da gerçekten bu işler çok uzun sürüyor. Maalesef. Ya çünkü bunun bir de birlikte hani herkes iyi bir insan olsa bile bir de bunun prova aşaması falan var, Evet, insanların düşünmediği. evet, Hani artık o evet. kimyanın tutması diye bir olay var. Onun geçmesi falan o kadar hızlı olmuyor tabii yani, aynen. Evet. Ya, o konuda şanssız. Çünkü orkestradaki birçok arkadaşımla çok eskiden tanışıyoruz. Gerçekten çok eskiden tanışıyoruz. Mesela şu anki orkestradaki trompetçi arkadaşımla hani 25 senedir tanışıyoruz. Ben ilk müziğe başladığı andan itibaren biliyorum. O yüzden nasıl çaldığını, hani ne çalması gerektiğini, nasıl anlaşacağımızı biliyorum. İşte davulcu arkadaşımla da 10 senedir tanışıyorum. 10 senede bizim çalmadığımız müzik türü kalmadı. O yüzden nasıl
anlaşabileceğimizi, onun hangi şarkıda nasıl bir reaksiyon göstereceğini biliyorum ama çoğu kişi hep dışarıdan rastgele insanlar topladığı için ve bu çok normal bir şey. Toplama orkestralarla oluştuğu için o groove tam oturmayabiliyor. Ki normal. Evet. Bu arada Proserpina demiş ki ben Fırat Akçan'ı orkestranızda gördüğüm için çok memnun oldum demiş. Fırat'ı ben de beğeniyorum abi aynen müzisyen olarak. Şu an Benim öncesinden tanıdığım ilk Fırat var. şarkımızda çalıyor. Fırat var. Sen varsın bir de İsmen de bildiğim hani Utku var. Bir de bir ara galiba o Tepecik Orkestrası'nda Osman Çelloğlar'la beraber de bizim çaldınız galiba değil mi? Evet. O Osman da çok sevdiğim bir Çok sevdiğim arkadaşımdı. bir Gerçi orada arkadaşım. Osman, Bu arada Berk'in Laleli var mesela orada klavyede. O da çok, hatta en beğendiğim prodüktörlerden birisidir o da. Bu arada dedim. Cenan çay var mı demiş. Cenan şu an buraya çaycıyı getirdim. Bardak da getirdim. Bir sen eksiksin şu an Aa burada. Cenan da buradaymış. Demiş baterist kim bilen var mı? Cihat Akbay. Cenan da buradaymış. Cenan hoş geldin abi. Şu an panelimi açmadığım için sana VIP boncuğunu veremiyorum. Şu an sonra vereceğim. Aklımdasın. Ege Elbasan demiş ki Türk sanatçıların özellikle Amerika'daki ve Almanya'daki sanatçılara göre daha az ürettiğini düşünüyorlar mı? Öyleyse eğer sebebi nedir? Parantez içerisinde sektörün yani yeni yeni gelişmesi, müzikten kazanılan para mı yoksa sanatçıların yeterince profesyonel olmaması mı? Abi aslında burada çok güzel bir üretim var. Ama sadece burada şey sıkıntısı var. Burada streaming platformlarında biraz fazla manipülasyon olduğu için siz bu güzel üreten ve sık üreten insanlara ulaşabilmek için kendiniz biraz eşelemek zorundasınız. İnterneti falan kazmak zorundasınız. Karşınıza Evet, bunlar sunulmuyor. kesinlikle. Maalesef. O yani bahsettiğin Spotify falan bayağı sıkıntılı listeler yani. O konuda çok gıcık oluyorum yani. Ben o yapan insanlara da gıcık oluyorum. Aynen. Ya bak abi şey değil. Spotify listesine ben girsem de aynı şeyi söyleyeceğim. Bir kişi bütün janralara hakim olup da onun oradaki en güzel seçkileri oluşturamaz. Ekip olması gerekiyor. Aynı kişi hem rap müziğin uzmanı, hem house'un uzmanı, hem EDM, hem enstrümantal, hem arabeski aynı kişi seçiyor. Abi sen Tamam, kimsin? mesela Nasıl bir otorite bu yani? sektör biraz özgür ilerlediği için birazcık aslında böyle şu an mesela 90'lara döndüğümüzde işte hani Erol Köseler, işte Cem Uzanlar, Sezen Aksular falan bunların belirlediği bir piyasa vardı Evet. ve onların istediği, onların seçtiği insanlar sadece vardı. Geri kalan hiç kimse yoktu. Doğru. Şu an mesela herkes bir şey üretebiliyor. Bu iyi bir şey ama bu sefer de denetim mekanizması yok. Çöp işi eleyen kimse yok. Çünkü artık herkes kendi evinden Spotify'a, YouTube'a Evet. Aynen öyle. Ve ben mesela bizim bunu Türkçe rap camiası için söylüyorum genelde. Çünkü popçular bu kadar muhtemelen kötü değildir. Hani yani kendi ikili ilişkilerde kötü değillerdir. Mesela biz Cuma yayınlarında bazen haftalık dediğimiz o Türkçe rap için çıkmış yayınlarda ben bir parça bazen bir geliyor abi hani chatten de geç deniliyor. 30 saniye tahammül edemiyoruz ve ağır eleştiriyorum. Kişiye hakaret etmeyecek boyutta. Ve adam beni direkt unfollowluyor ve düşmanı belirliyor. Abi ben burada şunu yapmaya çalışıyorum. İyiyi belirlemek için bir eleştiri getiriyorum. Kötüyü bulmaya çalışıyorum. Ben senin düşmanın değilim. İyi iş var Evet. öveyim. İyi iş var öveyim. Bu arada Ben onlara kendi da beatimin olduğu gelelim parçayı ya ben. gömüyorum. Ya, gerçekten samimi söylüyorum. Ben kendi beatimin olduğu parçayı gömdüm canlı yayında yani. İnan sana bir hasetim yok yani. Baykan, onlara da gelelim. Ben istiyorum ya öyle bir şey. Yapalım abi. Vallahi ben gelebilirim. Yapalım abi gerçekten. Çünkü şunu fark ediyorum. Tam ve dedi, ben bunu hep söylüyorum. Belki biraz kibirli bir yorum gibi olabilir ama ya kibirliden kastım şey değil hani. İnsanlar öyle gelebilir. Kibir yapmak için bunu söylemeyeceğim. Abi biz az çok hani burada karşımdaki insanlar kadar olmasa da ben de kendi araştırmalarımla müzisyen olmaya çalışan biriyim. Karşımdaki insanlarsa müzisyenler. Biz özellikle rap müzik parçalarında bazı müzikal şeyleri görmezden gelerek eleştiriyoruz hatta yani. Yetersizlikleri. Bazı müzikal kusurları görmezden gelerek eleştiriyoruz. Hani biz bir parçayı dinleyip beğenmiyoruz derken. O da o kişi insan olarak sevdiğimiz ya da işte rap müzik adına geldiği noktaya saygı duyduğumuz için oluyor. Yoksa öbür türlü yaptığımız anda Türkçe rap kataloğunun çoğu zaten çöpe gidecek. Yanlış mıyım abi? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Bizim eleştirmemiz gereken aslında şarkının içeriği, hissiyatı, işte Evet. kullanılan melodi Yoksa vesaire olması gerekiyor ama biz mecburen
şarkının olmayışını tartışmak zorunda kalıyoruz. Evet, evet. Yani şarkının işte notasyonun yanlış olmasından, ritminin tutmamasından vesaire bunları tartışmak zorunda kalıyoruz. Ya biz mesela şeyi tartışmalıyız işte. Şu şarkının bak mix'i sence nasıl? Sen dersin güzel, ben derim aa fena değil, o kadar çok iyi. Yani bizim aslında böyle şeyleri tartışıyor olmamız gerekiyor. Ama şu Evet. an açtığımız işlerin onda 9.5'u hep zaten armonizasyonu olmayan Evet, işler. yanlış notasyonlar Yani o ağırlıklı yüzden geri olarak. yani hiç içeriği tartışamıyoruz bile. Aynen öyle. Yani ben şu an eğer daha doğru notadan vokalini okuyamıyor mantığı birilerini eleştireceksem abi, o zaman zaten beni kurşuna dizmeleri lazım. Ya da hani bir kendi aram, ben bunu yayında yaptığım için kurşuna dizmeleri lazım diyorum. Ama müzikal manada baktığımız zaman Türkçe rap'in çoğu zaten çöpe gitti. Hani Ama şey biz o da hatta yine bunları işte görmezden gelerek eğitimle yorum yapmamıza rağmen bir de insanlar böyle hani siz kimsinize geliyor ya, ben bundan çok rahatsız oluyorum abi, ben senin iyiliğini istiyorum. Yani senin iyiliğini istiyorum derken aynı zamanda endüstrinin de iyiliğini istiyorum. Kalite yükseltmesini istiyorum. Müzikal olarak kalitenin yükselmesini istiyorum ben çünkü yani. eğitimle de doğru orantılı işte yine müzikal eğitimle. Çünkü adam örnek veriyorum kendi tonunda olmayan bir beat'i okuyor ve ses tutmuyor ya. Hani o zaman şarkının tonunu değiştirmen gerekiyor ama müzik bilgisi olmadığı için değiştiremiyor. Değişse de zihinler açık olmadığı için farklı tınlıyor. Bu olmadı oluyor. Hayır Doğru. aslında hani oldu yani. Çünkü senin tonuna böyle bir şey olması gerekiyor. Mesela şey de yok. Ben eski dükkandayken bir kere Argo İzmir'e gelmiştim. Indigo ile Çağrı Sinici ile beraber yıllar evvel. O zaman daha yeni yeni başlamıştı Argo İzmir O zaman stüdyoları. Kurtuluş Savaşı falan da o dönemler. Geçiyordu. şeyi soracağım. Şu an geldiğiniz noktada, çünkü bayağıdır ben İzmir'e de gelemedim. Şey var mı? Vokal koştuğu gibi bir mantık var mı abi stüdyoda peki sizde? Birçok rap stüdyosunda bu kullanılmıyor. Amerika'da, Avrupa'da çok yaygın gördüğümüz bir şey ama Türkçe rap'te ben pek görmüyorum vokal koçu kullanımını. Bizde vokal koçu yok, vokal editi var ya. Hani o Eyvallah. vokal editinde uzmanlaşıyorsun çünkü hani sen ne yaparsan yap karşıdaki insana hani şöyle yapmaya çalış vesaire yani istediğin kadar koçluk yap bazen olmuyor. Olmuyor, evet. Ama Artık bununla uğraşmak yerine editte kendimizi geliştirdiğimiz için birçok insanın vokalini editle düzeltiyoruz. aynen. Ama Eyvallah. şey ya, Ateş abi mesela ben kayıtlarda çok demem de Ateş abi şey diyor yani, şöyle oku, böyle oku. Yine ben de diyorum da Ateş abi de, ben de onu zaten Ateş abiden gördüm sanırım. Ondan öğrenmiş olabilirim yani, Yani çünkü farkında Türkiye'de olmadan. şey de oturmadı bu. Hani tam anlamıyla bildiğimiz manada bir prodüktör, müzik prodüktörü veya işte vokal koçluğu mantığı da oturmadığı için, çünkü bizde hani beatmaker prodüktör farkı da çok ayrılmıyor ya, farkındasınızdır siz de. Evet. Ha, onun için merak ettiğimden sordum. Çünkü dediğim gibi ben en son geldiğimde daha yeni yeni bir yerde orası. Şu anki kadar büyümüş değildi. O yüzden merak ettiğimden sordum. Böyle bir imkan da var mı artık diye yani gelen kişilere. Ayrıyetten mi dedin sen? Aynen, hani şey, ayrıyetten gelen, atıyorum dışarıya açık mı stüdyo kayıt olarak bilmiyorum da, kayda gelen birini atıyorum vokal koçluğu hizmeti de Yani ekstra sunuyor dışarıya musunuz şu diye an merak ettim açık yani. değiliz. Hani dışarıdan Ha, öyle kayıt anladım. alma imkanı olmuyor ama hani sonuçta burada şarkılarını kaydeden çeşitli isimler var. Sadece arkadaşımız olan hani Argo İzmir'in bünyesinde olmayan hani onlara elimizden geldiğince zaten destek oluyoruz. Çünkü hani sonuçta o işin bir Tabii. kısmı bizden de geçiyor. Biz de kötü bir iş yapmak istemiyoruz. Haliyle. Zaten o kişi zaten kötüyse zaten yapmıyoruz. Ama hani dışarıdan müdahaleye açıksa elimizden geldiğince ortak noktada buluşmaya çalışıyoruz. Çünkü bunun da olması gerekiyor ve demin dediğimle biraz bağlantılı. Hani siz çünkü ister kayıt esnasında ister çıkmış parçadaki hatayı söyleyip ya da tavsiye verdiğiniz zaman hani direkt bu sefer şey oluyorsunuz ya, direkt olarak hani iyiliğini düşünüyor ya da bir müzikal bir şey katmaya çalışıyordan ziyade direkt hani kötülüğünü istiyor mantığına geliyor ya, onun için sordum hani böyle bir şeye okey mi diye insanlar. Yani o şey kişiye göre değişiyor. Evet, doğru. Yani karakter meselesi. Eyvallah. Peki şey Müziğe açık söyleyeceğim. olmak, açık olmamak. Soracağım demiştim, unuttum. Şimdi tekrar aklıma geldi. Abi sizde ailede var mı müzik? Siz de benim gibi ilk ve tek örnek misiniz? Vallahi ben de sıfır ya. Hiç böyle amcan dayın falan da mı Hiç yok kimse ya? yok Aynen abi ya. bende de Hiç öyle abi. böyle Hiç köyde kimse yok bağlama ya. çalan da yok. Bağlama çalan da yok. Hiç kaval çalan çoban Hiç kimse hiç yok sadece o abi kadar mı? ya. Aynı şekildeyim abi. Bende de sıfır. Ama Ateş abi baya Ya bizde bayağı var, çok fazla. yedi kuşak müzisyen. Oh. Bizde annem mesela Avusturya'dan piyano bölümü mezunu, Mozarteum'dan. Babam mesela Barış Manço'da davul çalıyordu.
Annemin babası işte Üsküdar Mutiki Cemiyeti'nde Müzeyyen Senar'ın kanuncusuydu. İşte baba tarafından babaannemin plakları, filmleri falan var. Hani bizim Yani bir şey ailede söyleyeceğim. var baya müzisyen ama mesela benim abim ablam ikisi de müzik konusunda sıfırlar mesela. Eyvallah abi. Ya benim tek Şey, şansım şey olmuştu. Aileden değil de hani çok da bir şey öğrenemedim. O sadece güzel hatıradır. Eski Başbakanlık Korosu'nda Mehmet Güntekin'in oğlu benim çok yakın arkadaşımdı, çocukluk arkadaşımdı. Onun sayesinde Kani Karaca'nın falan böyle hani çocuk daha ölmeden önce ha. yetişmişliğim var mesela onunla hani böyle tanışmaya falan ama adam, hani ben o zaman müzikle uğraşmadığım için hani şey dinlemekle Ailenin yetindim o yani öyle. müzikle uğraşması çok etken bir konu değil ama ailenin iyi bir genel kültürü ve müzik bilgisi olması. Yani ben küçükken bizim ailemizde hep güzel şarkılar dinleniyordu. Yani O bizde de benim öyleydi babamın abi, bir doğru. plak arşivi var. Hani hep ilk basım Pink Floyd'lar falan böyle imzalı Aynı falan. şekilde benzer bizde. Hani işte onları hep dinleyerek büyüdüğüm için bakıyorum adam 75 yılında bir sound yapmış. Hani nasıl diyorsun böyle bir şey? Yani ben elektronik müzik dinlemeye ilk Enigma ile başladım. Hani daha o zaman 4-5 yaşındaydım böyle. Aa diyordum bu nasıl bir şey yani. Çünkü hayal edemiyorsun bu ses neyin sesi? Gerçek bir ses değil çünkü mesela. Bir de şimdi Ateş abinin babaannem miydi abi? Hangisi? Şarkıcı olan. Hı. Babaannesi Sample kesmişliğimiz var. Vay. Kıskandım şu babaannesinden sample kestim, beat yapıyorum. Dedi ki sıkıntı yok, telifden yana dedi alırız. Yok, yok ama gerçekten bunu kıskandım ya. Çok güzelmiş. Ya bir de şey açısından iyi oluyor. Hani müzisyen bir ailede olmak seni kısıtlamıyorlar. Ben yani 13-14 yaşında ben dedim hani bu sektör İstanbul'da oraya gideceğim, müzik yapacağım falan. O dönem işte Fırat Akçan sahne yapıyordu. Ben onun yanında ilk düzenli sahne yapmaya başladım. Ondan öncesi vardı. Çok sahne yapmıştım ama düzenli iş maksadıyla sahne yapmaya Fırat'ın yanında başladım. Ve onlar da bana güvendikleri için bana tek başına İstanbul'a gitmeme, yerleşmeme Çok iyi. izin verdiler. Yani bu açıklıkta yaklaştılar. Ama birçok aile zaten insanların müzik yapmasını istemiyor. Kendi çocuklarının. Yani böyle hani genç yaşta hadi git bakalım bu sektörün içine gir. Bu sektörün içinde pişerek öğren. Buna hiç açık insanlar değil. Çünkü Evet. herkes istiyor ki Mühendis haklı olsun, olarak işte doktor olsun. çocuğum iyi bir şey olsun, memur olsun, şey ev işi iyi olsun. Yani aileleri de anlıyorum ama benim mesela şeydi, ben kendim cesaret edemedim. Benim orada ailemin suçu yok, hatta hep destek olmuşlardı. Hani yani bir şeyle, ben çünkü ben annem de dediğim gibi sadece hobi olarak resim çizerdi. Ben çocukluğumdan beri resim ve müzik bende var abi. Ama aile hiç şey yapmamasına rağmen ben kendim, çünkü örnek olmadığı için hiç o, ben bunun akademik seviyede eğitimini alacağıma giremedim. Ben bunu devam ettirmeye çalışacağım ama bir B planım olsun derken işte içime sinmeyen bir durum oldu bende işte ya. Abi, Türkiye'deki akademik eğitim çok piyasa şartlarına uygun değil. Örnek veriyorum, konservatuara girdiğinde Türk müziği ya da klasik müzik orada girip okuyup bitirdiğinde bambaşka bir forma Doğru. bürünüyorsun. Eğer o formun dışında müzik yapmaya çalışırsan ki mesela örnek veriyorum bizim Osman Güngör'dü çellist Osman arkadaşımız Çello aynı. 9 Eylül'de çello okuyor. Hani aileden zaten müzisyen, yetiştiği ortamdan müzisyen. Hani köpek gibi müzisyen ve Batı müziği okuyor ama normal müzik yaptığı için okula çok adapte olamıyor kendince. Tamam hani derslerini başarıyla geçiyor vesaire hani bunu kastetmiyorum ama hani o okuldaki eğitim klasik müzik eğitimi. Sana hani Tabii ki. günümüz müziğiyle alakalı hiçbir şey göstermiyor. Tabii Çok ki. müzik prodüksiyonu yapmak isteyen, mix mastering yapmak isteyen arkadaşlar da var mesela. İşte müzik teknolojileri bölümünü kazanıp okuyorlar. Ve oradan çıkınca bütün algıları bambaşka bir forma bürünüyor. Çünkü orada öğretilenle gerçek yaşamdaki bir dil. Orada sana diyor ki ya evet diyor vokaldeki işte diyor eğri işte şu kadar herzden itibaren almamız gerekiyor. Ya öyle değil bu. Her insanda değişiyor. Tabii canım. Kalıpla bakarsan olmuyor. Ya biri akademik Kitap. gidiyorken hani sürü şartları akademiyle hiçbir zaman hiçbir sektörde çok da uyumlu gitmez mesela. Yani Aynen. en Orada basitinden orantılı ben götürmek önemli. aynen öyle. Yani şey değil. O kendi fakültemden de biliyorum şeyde. İç mimarlık okudum en son. Daha bir diploma sıkıntısı var ufak ama neyse. Şey ya o mesela bakıyorum. Okulda çizdiğim şeyleri ben dışarıda yapsam aç kalırım. Dışarıda yaptığım şey dışarıda çizeceğim bir projeyi okulda projede Evet. sunsam kalırım yani. Arası yok bunun abi. Evet. Onun Ne yazık ki farkındayım. böyle. Şey güncel şeylere bürünmesi gerekiyor Ha. akademinin.
Hani şu an mesela hani güncel müzik bölümü olması lazım okullarda. Yani mesela pop müzik bölümü O tam ona gelecektim mesela. abi. Bu biraz Türkiye'deki eğitim sistemiyle alakalı bir sıkıntı gerçi. Çünkü mesela benim bir arkadaşım Hollanda'da direkt abi soundtrack üzerine okudu adam. Örneğin. Evet, mesela bizde hiç öyle bir bölüm yok Öyle film bir bölüm müziği yok adı bizde. altında. Direkt adam film müziği ve film müzikleri ve skor üretimi üzerine okudu. Hatta yüksek lisans tezi de şeydi. Star Wars müzikleri falan da çocuğun yani hatta. Hani Ben bölüm olsa ben okumak isterim mesela öyle bir bölüm. ya benim mesela metalci bir arkadaşım vardı. Küçükken beraber müzik yapıyorduk. Sonrasında o müzik okumayı tercih etti. Mimar Sinan'da şu an orkestra şefliği okuyor. Şu an mesela çocuk atonal müzik dışında müziğe tahammülü bile yok. Hani Of. bırak eski metal müziği falan. Normal şarkılar falan bunlar müzik değil artık. Artık postmodern müzik var. Ha, o işlenmiş çocuğa. Ve çocuk da bunu algılamış kendine, benimsemiş. Ve şu an mesela postmodern dışında bir müzik sevmiyor, beğenmiyor. Aşağılıyor hatta. Çünkü okul onu o forma sokmuş. Bu arada Proserpina sormuş, Soykan'dan mı bahsediyorsun irtibat mikrofonundaki diye. Yok, Soykan yani Beneficus TV, o da Twitch'te bir yayıncı. O da aynı şekilde eğitim aldı ama biz Soykan'la yüzde hiç tanışmadık. Hani Twitch üzerinden bir tanışıklığımız var. Soykan da aynı şekilde Bilgi'de müzik okuduktan sonra yüksek lisansını tam da benim arkadaşım 4 yıllık fakültesini Amsterdam'da okumuştu. Soykan Bilgi'de müzik okuduktan sonra soundtrack üzerine yani skor müzik üzerine yüksek lisans yapmak için Amsterdam'a gitmişti. Soykan da iyidir abi bilirim ama ben şu an Soykan'dan bahsetmiyorum. Tanınmış bir arkadaşımız değil. Hani daha önce bahsettiğim arkadaşım değil. Bu soruya böyle cevap vereyim ama Soykan da iyidir abi severim ben. Şeye gelecektim. Bu evet abi bu akademik olay bu akademik eğitimin böyle bir sıkıntısı var. Endüstriyel üretimi belki köreltiyor diyoruz ama biraz da lazım değil mi? Yani Yani günceli yakalamasından sizin şeyden okullarda bahsediyorum. Kökenini bilmemiz de lazım değil mi abi bir şey üretmek için? da ama bu yok. Örnek verem işte bu Galatasaray İTEM'e, Hı. ESEİ. Bir de Evet. bir okul daha vardı. Neydi? İTÜ'nünkini mi Bilmiyorum diyorsun neydi. abi? İTÜ'nün yan Ya açtığı okul başka mu? bir tane şey. Beyoğlu'nda onların da yeri vardı. Onlar da mesela MDI miydi ya o okulun adı? Ben bunu Unuttum. bilmiyorum. O okulda da mesela sadece Amerikan müziği öğretiliyordu Hmm. mesela. Hani sana Batı müziği olarak işte yani popüler müzik olarak sadece Amerikan müziği ama bu da Seninle hani hep daha böyle caz, fusion ağırlıklı, gospel ağırlıklı. MMA diyor, doğru mu? Evet MMA. MMA. Bir an MMA'yi direkt spora gidince troll yorum mu acaba diye okumadım ben onu. Eyvallah. Allah ben de bir acaba o Mesela mu falan. değil mi? Sen de yaşamışsındır onu. Modern Müzik Akademisi vardı evet ama orada çok arkadaşım okudu ve ben çok bulundum orada. Hani farklı bir İlter kafa Kantarcı oluyor. Çok daha doğru İlter funkçılar Kantarcı. falan için daha uygun. Yine bu şey hani İlter popüler müzik daha doğrusu para kazandıran müzik adı Kantarcı. altında hiçbir Ya eğitim neyse yok. ya, neyden para kazanıyorsak devam işte. Değil mi? 7 tane nota var zaten falan muhabbet Serdar Aynen. Şey. Bu arada çayımız Afiyet olsun. Ben de nargileyi yakmıştım. Yayında içmeyeyim diyordum. Ciddi yayında da azıcık böyle nikotin ihtiyacı doğunca aldım elime geri. Size ayıp olmuyor demlendi. umarım. Yok, biz de sigara içiyoruz. Ya ben Okan içiyorum. Bey'in bakış açısı muazzam. Yok abi biz burada şu an kendi kendimize hem dertleşiyoruz hem biraz eğleniyoruz yani. Ortak Tabii sıkıntılar. canım. Okan'ın gerçekten öyle bir şey demeyeceğini çok iyi biliyoruz hepimiz yani. Zaten yani. Yani. Vedat Batak burada mı? Aynen Vedat Batak buradaysa. Vedat Batak, Taci Sertkaya, Plastikçi Yakup onlar burada mı? Ha, Burada. bak evet. Aynen. Bak burada, buradaymış. Chat'ten sorularınız var mı? Biraz da sizin merak ettiklerinize gelelim. Çünkü biz kendi konuklarımı da çok bölmek istemediğim için burada konu kaymasın diye chat'i biraz bugünlük geri plana attım. Hani normal yayınlarda daha sık okuyorum ama. Bu konuştuğumuz konuya alakalı ama Vedat endüstrideki müzik işleyişi, işte müzik üretimine dair tabii ki yani.
Mesela Zarya06 ikinize bir soru yöneltti abi. Kendi işleriniz haricinde son dönemlerde özgün bulduğunuz albüm prodüksiyonu var mı? İlla rap'le kısıtlamak zorunda değilsiniz bunu bu arada. Özgün mü? Ben özgün mü bilmiyorum da aslında özgün de diyebilirim. Bedük'ün son albümünü çok sevdim ben. Bedük. Ben de beğenmiştim, evet. Ben şey Ozan Bayraşı'nın yaptığı son hatta bütün işleri benim için çok farklı, çok Son özgün. yaptığı ne var? Son yaptığı Simge'nin albümü var ya. Aynen. Yani bu sound açısından Evet. çok iyi. Yani benim için mix'le alakalı birkaç sorun var. Hani altlar istediğimiz gibi gelmiyor çünkü orada da farklı bir mix tekniği kullanıldı. Kulaklık tıkaçlı. O yüzden altlar yeterince iyi gelmiyor ama Ozan Bayraşı'nın yaptığı son işler işte Edis'in albümünde de var hatta Evet. birkaç Ya işi. Edis'in albümü ben nedense vokalden dolayı mı bilmiyorum abi. Beni açmadı pek ya. Vokallerin de altları çok kesik. Değil mi? Yani Onu da ben sonradan bir arkadaşım söyledi. O da ünlü bir şarkıcı bir arkadaşım. İşte mix'i yapan abimiz işte Emre Kral. Onun dediğine göre yani ben canlı şahit olmadım. Kulaklık tıkacı takarak yapıyormuş. Haliyle hani altları çok tizleri az duyuyorsun ya. aynen. Haliyle altları iyice düşürüp Eyvallah. tizleri açma eğilimi oluyor. Hatta biz de bu son Hiza albümünde Emre Kral'a bir sürü şarkıyı yaptırdık. Sonra o alt mevzusundan biz de çok O evet, tercih o zaten kastettiğim oydu. Dizin halinde de o alt mevzusu beni bir çünkü çekti ettik. yani geriye biraz yani. Biz bir de bası seviyoruz ya böyle. Yasin Evet. istiyorum. Ya mesela Ozan Bayraşan'ın bas yürüyüşleri falan muazzam ama böyle çok zor duyuyorum. Yani müthiş bir bas line var altta. Bütün şarkıyı aslında o kick bas götürüyor ama istediğimiz şeyde seviyede gelmiyor. Abi Ha. tam özellikle bastan girilmişken size geleyim. Şey var. Başkasına verdiğim bir beat mix'te referans atılmaması olayından siz de şikayetçi misiniz öyle bir işlerde? Siz hani piyasaya çıkmadan önce çat diye çıkıyor, öyle görüyorsun ya parçayı böyle sen kanalları attıktan sonra. En nefret ettiğim şeylerden biri ya. Üç kere Valla yaşadım. Basım ve davullarım o kadar hani yanlış mixlenmiş ki benim böyle başıma yani. gelenleri anlatayım bak. Ben de çay dolduruyorum. Bir şarkıcı bana geldi dedi ki ben şu Türkiye'deki çok böyle üst düzey bilinen hepimizin çok sevdiği bir şarkıcının çok tutan bir şarkısını örnek gösterip ben dedi bu şarkı gibi bir şarkı istiyorum. Yine her zamanki başımıza gelen bir şey tabii bu. Yaptım şarkıyı vesaire. Şarkı bitti. Hani kendisi Kazakistan'dan kalktı buraya geldi şarkı yapmak için. Baya şarkı yaptık, kaydettik vesaire. En son ben dedi şarkıyı Emre Kral'a mix etmek istiyorum. Çünkü şarkı aslında bir Tarkan şarkısıydı. Hani ben dedi onun gibi bir şarkı istiyorum. O yüzden Emre Kral'a mix yaptırmak istiyorum. Çünkü Emre Kral Tarkan'ın mixlerini yaptığı için aynı sound'da gelsin vesaire. Tamam dedim ben kanalları gönderdim. Aradan yaklaşık bir 3 ay 4 ay zaman geçti. Şarkı hakkında hiçbir şey yok. Arkadaşa yazıyorum cevap yok. Sonra şarkıyı şeyde dinledim. Hani çıktıktan sonra şarkı benim yaptığımdan çok farklı bir haldeydi. Farklı üzerine hiç oturmayan yanlış akorlarda çalan gitar çaldırmışlar evde. Üzerine normal drum loop'u kalabalık olmasına rağmen altta farklı yürüyen bir tane bir loop koymuşlar. Bütün şarkıda hiç kesilmeden o aynı loop dönüyor böyle tı 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 diye. Loop'u bir tane böyle. Evet. Ha bu Buna arada benzer başka bir şarkıda daha olmuştu. Bu sefer şarkıyı komple değiştirmişlerdi. Şarkıyı ben şirket dedi ki Pol Production şirkette. Bay isim vere ben vere abi, bu yardırıyorum. kanal böyle bir Orada kanal nereden abi, Emre rahat Kral'a bir olun. diş gelecek Yok diyorsun. Emre Kral'a bir diş yok. Bence Emre Kral Evet ya. işinde Biz bu en iyilerden biri. hakaret Evet, etmedikçe abi, kesinlikle. biz bu kanalda sürekli birilerini karşımıza alıyoruz zaten, hiç problem yok. Yok, ben kimsenin yaptığı işe bir şey demiyorum. Sadece hani Emre Kral'la alakası yok bu gitar vesaire çalınma Tabii mevzusunda. canım. O aradaki geçen süreçte kimin eline geçtiyse kanallar. Aynen. Yani. Hani Emre Kral'a yazık olmuş. Adam demiştir ya bu şarkıyı bir çocuk yaptı. Gitarlar yanlış bana basmıştır yani. Benle hiç alakası yok. Bu Pol Production'dan çıkan şarkıda da şirket sözde demiş ki şarkıcı kişiye işte bizim şirketimiz bünyesinde mixlensin. İyi tamam bu olabilen bir şey. Tabii. Ben kanalları gönderdim. Mix olarak bize şarkıya farklı bir versiyon olarak geldi. Sadece benim kanallarımdan işte yaylıları kullanmışlar, bas gitarı kullanmışlar vesaire. Yani şarkı mesela 128 BPM dümdüz giderken şarkı dubstep'e çevirmişler. Vengeance'ın loop'larını kullanmışlar dubstep falan. Yine Bencus. Değil Yine mi? Bencus. Yani Yani abi bu değil mi zaten yani? O yüzden
Daha sonra hani mikse göndermemeye karar verdim bir daha şarkıları. Aynen, sonra ben mix öğrendim, artık bana Abi geliyor. evet, ben bu yüzden mix öğrenmek istiyorum çünkü benim mixim gerçekten hani hep göz arka plan, çok arka plan attığım bir şey olduğu için mixim berbat ve dediğim gibi dışarıya gönderiyorum ama bundan da şikayetçiyim. Bir de hani endüstride kendi işim olmayan bir iş, atıyorum ben beat'i vermişim, çekilmişim aradan ama bazen öyle bir geliyor ki fıttırıyorum ya, gerçekten çok kötü bir şey. Evet, ben de zaten son dönemlerde müzikten çok mix'e yöneldim. Artık son 3 aydan beri aldığım tüm işler mix üzerine olmaya falan başladı. Sanırım ben de o yolda ilerleyeceğim. Bir de ben yaparken böyle bir şeylerle uğraşmayı sevdiğim için o mix editi falan bayağı severek yapıyorum. Müzikten daha çok sevmeye başladım şu an yani. Yani özellikle ben de bir ateş gibi hikaye anlatayım bir tane aynı şekilde. Abi bir parça gitti mikse. Yakın arkadaşlarım Allah'tan ki onlar da ben söyledikten sonra fark edince YouTube'dan kaldırdılar parçayı. Ama başka bir iki örneği daha var kaldırılmamış olan. Abi ben yayında açtım, kanalları dinlettim. Mixlenemediği için baslarım silinmiş. Hani becerilemediği için parçadan bas silinmiş, bassız çıktı parça. Oha. Yemin ediyorum sana. Yayın sonrasında Yani. özelden yazarım ve parçayı atarım sana istiyorsan yani. Ya bu da işte o mixleyen mühendisin şeyi yani. Bence ben Ya mesela eğer orada da sana demesi lazım ya, bu kickle basslar mesela oturmuyor. Kick'i Evet. değiştirebilir misin ya da bas Evet. şunu yapabilir misin Ben vesaire mesela direkt denemesi lazım. bu referans bile Kick'i gelmeden abi parçayı ben direkt YouTube'da gördüm, hani çıktığından da haberim yok. Çıktım, altında Baykan Barlas yazıyor. Ondan sonra ekşi sözlükte şey, bazı beatlerine bas yazsa güzel olacak diye yorum var. Abi ben yazıyorum, o eleştirinin muhatabı ben değilim. Evet ya, işte Yani. ben mesela mixlerken soruyorum ya, bu kick'i sevmedim değiştireyim mi? Evet. İşte sinir'i de sevmedim değiştireyim mi? Genelde sinir'la sıkıntılarım oluyor benim de. Bu arada bir soru Şurada var, ben bir soru görmedim. var. Evet, sen de aynı soruya kilitlendin Aynen. muhtemelen. Ben öyle bir eleştiri görmedim ama belki de ben kaçırdım. Ölüler dirilerden çalacak mix'i hakkında çok yorum Ben... yapıldı. Yapıldı. Size Evet, haklı o mıydı kaos eleştiriler oldu diye. ya orada. Ben Evet, öyle bir şey o ben görmedim öyle ya. yorumlar çok gördüm ya. Ve hepimiz de aynı şeyi düşünüyor olabiliriz. Hatta o süreçte şey oldu. YouTube'la yazışmalar yapıldı falan, sonra şarkı tekrardan mixlenip video kaldırılmadan sadece alttaki şarkısı değiştirildi falan. Evet. Ha, ben kaçırmışım bu detayı bak abi. Ya işte dışarıya mix yaptırmada işte sıkıntılar oluşuyor. Ama şu an mesela ben mesela mix'te en çok Okan'la çalışıyorum. Daha sonra Barış Büyük'le çalışıyorum. Bir de işte Aliç Kaygısız diye bir arkadaşım var, onunla çalışıyorum. Hani bunların dışında çok ben de çalışmak istemem çünkü ne çıkacağını bilmiyorsun sonuç olarak. Yani orada da mesela hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, hatta daha önceki hiçbir işini dinlemediğimiz arkadaşlar yaptı. Onu da niye yaptılar, o sıra bir karmaşa oldu. Bu arada ben de bundan sonra şeyim, Okan haberin olsun. Hani müsait oldukça ve hani ücreti mukabil olmak kaydıyla tabii ki ben de sana iş paslayabilirim bundan sonra mix için, haberin olsun Kanka kanka. sıkıntı yok yani, yaparız. Bu Barış. arada bana bir soru gelmiş. Ha, Onu onu okudum. soracaktım ben de. Pasif 35 sormuş. Umarım tahmin ettiğim kişidir. Sorun Okan Çam'a en sevdiği ve ilham aldığı prodüktörler kimdir demiş Pasif 35. Ya benim ilham aldığım prodüktör Lambda Drake. oldu direkt falan. Böyle saymayacağım. Yok çünkü. Ben hani ilham aldığım müzik var yani. İlham aldığımız Aslında. müzisyenler diyebiliriz aslında ona tamamen ya. Evet. Müzisyenler, müzik yani çok Hatta yani. ikinizden de Benim bir mesela çok saysam bitmez benim ya, mesela ikinizden de böyle. mesela böyle ilk aklınıza gelen 3 ismi alsam mesela. Üç isim mi? Hızlıca aklınıza gelen, illa böyle en sevdiğinin Tamam, olmasına ben gerek yok. Hafpefel'in Bazza Ziyan diye bir şeyi var, prodüktörü var bilirsin. Onu mesela en sevdiğim o olabilir. Aa, Yani bir benimki tane söyleyeceğim, o. tamam. benim üç tane net sıralama: Ozan Ülke, Ozan Bayraş'a, Ozan Ozan, Çolakoğlu. Ozan Ülke Evet. ya. Ozan Abi Ülke. Evet, çok güzel abi, tercihler. evet. Şu an... Gerçekten çok güzel tercihler. Bazazyan'ın da güzel bir tercih abi, yani rap prodüktör olarak. Hani ben Evet, yayınlarda falan bayağı. da hep şey, röportajlarda falan da hep sorulduğuna söylemiştindir ama benim için sanırım Rıza, Premier ve Pitrak olur o da ya. Tamamen rap bazlı gidiyorum şu an ben tabii de. Kankam, Yoksa senin rap dışında beğendiğin prodüktörler kim? abi mesela Bob James çok severim. Kompozör olarak çok severim. Prodüktör demeyeyim ona gerçi, daha doğrusu. Kompozitör olarak Bob James'i çok severim. Barry White severim. Kanka, Biraz şu daha an caz senin kafalarına söylediğin gidiyorum ama. isimler, mesela ben çok yabancıyım. Hiç bilmiyorum bile yani şu an.
Kanka Yani özellikle böyle Bob ben James, takip etmiyorum sanırım o ben piyasayı böyle. ya bu dediğim özellikle Bob James falan abi şey Fusion Jazz'ın babalarından mesela yani. Hani o şekilde. Yani şey bu dediğim güncel çok popüler olan isimler değil zaten. O da mümkündür yani takip etmemiş olmam. Ondan sonra JJ Johnson olabilir biraz da elektronik sound'larda abi. Rap dışında sayabilirsem çok severim. Babacım rap mixleyemiyor galiba. Ya Yo bence Adam çok rap güzel mix çıkarıyor aslında ya. mixlemek biraz o, ya mesela şöyle söyleyeyim. Rapçi olman lazım bence onu yapıyorsan. Çünkü sana kattığı his de önemli. Mix de bence sanat zaten. Tabii O ki. yüzden gidip bir popçuya rap mixletmek olmuyor gerçekten ama pop yapan bir Ama adama olabiliyor ya. olabiliyor da Olabiliyor. çok Ama nadir örnekleri vardı abi bence şey abi. yanlış bilmiyorsam Mesela Babacım'da hala şey değil mi? Adam Farid duruyor değil mi? evet. Onu bilmiyorum ben. Adam Evet. normalde rap de dinleyen biri aslında. Adam güzel rap mixliyor aslında ya. Kim istemişti? Geçen Bu birisine denk şeyle de gelmiştim. içerikle de alakalı. Şimdi bizim Evet. şarkımız mesela içerik olarak çok şey yani hissedememiş olabilir. Doğru. O anki iş yoğunluğunda araya karışmış olabilir. Evet. Ya da hani ne Dediğin gibi de bileyim özgün bir genellikle sound şeyler o yani vokal alışık üzerineydi değildir. mesela. Oradaki eleştiriler hep vokal mixi üzerineydi. İşte vokal kanalları çok mixleme elverişli olmayabilirdi. Çünkü o şarkı 4-5 kere vokal kaydedildi. Hangisi gitti onlardan mixe? Onu ben mesela O da doğru. hatırlamıyorum bile. Mesela Çünkü o şeyi an bir hatırlıyorum. hüzün oluyor. Şeyi hatırlıyorum. Bizim mesela Fuat abinin Omurga albümünü yapmıştık biz de aynı şekilde. Babacım da kayıtları alındı bir kısmı. Orada da mixlere eleştiriler gelmişti gerçi. Şimdi hatırlıyorum. Doğru. Ya olabilir yani. Ya mix çok göreceli bir şey. Şu Evet an ben ya. mesela Ölüler Dirileri dinlediğimde benim mix çok rahatsız etmiyor. Beni de etmiyor açıkçası ya. Başkasını edebilir yani. Bu göreceli bir şey mix. Okan Bey Mirataç hakkında neler düşünüyor? Mirataç'ı tanımıyorum ben. Brooklyn. Rap müzik biliyor olması mix için. Gerekli abi. Yani Tamam. şey Yani bence şey bir var. tık gerek ya. Ya bence Mesela bir mix yapan böldüm abi devam kişinin et. bütün müzikleri dinliyor olması Evet, lazım zaten. kesinlikle. Evet. Zaten ben de şu an mesela Yani rap müzik dinleyen biraz bir insan. kendimi eleştireyim. Ben de akustik şarkı kesinlikle yapamıyorum ya. Dinlemediğim için olabilir. Ne hani çok kötü oluyor hatta yani. Yani şey var. Tam zaten Ateş'in söylediğini söyleyecektim abi. Evet, mix yapan kişinin olabildiğince fazla janraya hakim olabilmesi gerekiyor. Evet ama Evet. mesela Evet. biz bunu şeyde yaşamıştık. Bir müzisyenle yaşamıştık. Tanıdık ve hani uygun fiyattan verecek diye. Dediğin gibi Türkiye'de çünkü biraz da bu parasal faktörler devreye giriyor bu tarz Evet. konularda. Yani parça başına 1.000 lira ortalama bir iyi sonuç elde etmek için Türkiye'de çekilen fiyat şu an çünkü. Lira aslında az hani Az bile hatta duyduğum ya da gene isimler genelde. var hani ortalama 750 dolar 1000 dolar civarında Aynen öyle. mixler yapıyor iyi yerlerde. Aynen öyle. Yurt dışında o şekilde. Hani Türkiye'de malum ekonomik sebepten Türkiye'de hani ama bildiğimiz mühendisler isimler çoğu ortalama parça başına 1.000 liradan falan kapı açıyor. Şu an bildiğimiz isimler. Tanıdığı olduğu için, indirimli olduğu için onu da anlayabiliyorum abi. Ağırlıklı olarak hayatı boyunca metal mastering'i yapmış. Metal mixlemiş birine gitti beatler. Beatlerim akustik vurmaya başladı benim o 808'lerim, 808'lerim falan böyle. O da çok büyük sıkıntıydı. Gerçekten şey olması lazım. Biraz hakim ya ama olması lazım mesela yani. görüyorum kliplere 15 bin lira 20 bin lira para ayırıyorlar ama master Evet. için mesela 100 lira ayırmayan çok arkadaşımız var tanıyoruz yani. Ben de. Kesinlikle Ve ya. tam Ve zaten ben sana dediğim oydu abi. Okan böldüm çok sözünü de. rahatsızım. Sözünü böldüm de bir ara şey demiştim ya bizim rapçilerin hani popçulara göre çok vizyonsuz olduğunu düşünüyorum dediğim buydu. Yani mesela bazı sanatçılara şirketler çok güzel paralar veriyor. Abi adam bu paraları ekstra reklam bütçesi olsun diye saçma sapan yerlere reklam verdirmek için kullanıyor ama bakıyorsun sound'una harcamamış parayı. Ya da Bir albümüne iş yapıyorsan harcamamış. müziğini harcamak zorundasın Evet, ya. müziğine harcamayıp o bütün şirketin ya verdiği sana atıyorum 100 bin liralık bütçenin 70 bin lirasını PR'a harcayıp da 20 bin lirasını o 30 bin lirasını müziğine harcamak bana çok çok saçma geliyor. Ama mesela şu anki şirketler de mesela rap müziğe çok alttan bakıyorlar. Özellikle rap müzik Doğru. prodüktörlerine. Bana mesela bir şirketten bir iş geldi dediler yapar mısın? Dedim yaparım. Bütçemiz dediler 250 lira. Özür dilerim. Hani Bu da yani hakaret klipken bir eder gibi arkadaşımdan yani. geldi. Ve hani klip bütçesi olarak 15 bin lira mesela bütçe ayrılmış ama müzik için 250 lira. Abi bu Yani. terbiyesizlik artık ama yani gerçekten karşıdaki prodüktöre Ama terbiyesizlik artık şöyle ama bu ya. başka bir ikili daha var mesela rapçi. Onları mesela zamanında benden beat istemişlerdi. Ben beat demeyi de çok sevmiyorum. Beat değil yani. Benden altyapı Beste, müzik altyapı, aynen.
Ha, öyle bir şey. Tam adını da bir koyamıyorum. Öyle bir şey istemişlerdi. Ben yaptım. Sonra çok beğendiler. Anlaştık ettik vesaire. Sonra iş fiyat kısmına gelince akılları çıktı ve sonra dediler ki yani biz normalde işte hani 500 liraya yaptırıyorduk ve bu 500 liraya yaptırdık işler yani 100-150 milyon dinlenmiş işler. Yani. Baktığında sen diyorlar hani fiyatın ne dedim o zaman ondan alın. Yani. Abi bir de şey var, Çünkü sen ben 150 zaten sadece milyon. hani 1.000 dolar mix masteringine para harcıyorum. Bunun içinde canlılar çalınıyor, Yani stüdyo kiraları, o kadar insan çalışıyor. Sadece o müzisyenlere yemek ısmarladığında zaten çok ciddi maliyet çıkıyor. Ben aynen 500 lira öyle. bunu nasıl sana mal edeyim? Ve şey var. Ve şey var Ateş, sana eklemek için söyleyeceğim. Bir de şöyle bir gerçek var. Sen 150 milyon barajını açtıysan senin sahne kaşan zaten beni doyurur. Hani hepsini bana ver demiyorum da benim istediğim parayı zaten karşılayabilirsin sen. 150 milyonluk işin varsa YouTube'da sen bir konserden en Zaten az 50-60 bin lira karşılayacaksın alıyorsundur ki abi. iyi iş yapacaksın. Aynen öyle. Ve şeye de geleceğim bu arada. Hem biraz da gönüllü reklam yapalım. Sponsorluk almadık ama çok seviyoruz. Mesela VST Plugin Türkiye diye bir Instagram sayfası var arkadaşlar. Yani size de Evet, prodüksiyonla ilgilenen abimiz. varsa öneririz. Hani gerçekten çok temiz kurulum ve çok geniş bir banka arşivi vardır. İletişime geçin derim. Ve biz çoğu şeyi artık eskisi gibi korsan döneminde değiliz abi. Biz ürünlerimizi orijinal alıyoruz. Ekipman paralarımız var. Bu dediğin gibi yeri geliyor ben yaylı için kemancı çağırıp abi onu kaydettiriyorum dediğin gibi stüdyoda yeri geliyor. Hani Yani mesela bir yaylı grubu düşündüğünde ortalama işte 7 keman, 2 viyolu, 1 çello, yani 10 kişi. Şimdi bir de stüdyo kiralıyorsun bu iş için. Yani orada sen dahil sanatçı yoksa hani 10 kişi keman, 1 kişi stüdyodaki işte başında duran arkadaş bir de sen orada 12 kişi içsin. aynen öyle Yani benim orada yaklaşık 3-4 saat geçiriyorsun. Hadi desem herkes bir yemek söyleyeyim. Sadece maliyet burada yükseliyor. aynen öyle Stüdyo kirası var, yövmiyeleri, 4-5 bu saatlik. insanların yövmiyeleri, Herkesin yövmiyesi yemekleri, var. yövmiyeler, yemekler artı dediğim gibi hani bunları da geçtim. Ben bu işi profesyonel yapıyorsam abi gidip korsan yazılım bilmem ne uğraşmayacağız değil mi? Yani mantıken olması gerektiği gibi. Benim enstrümanlarım var, Dove yazılımım, pluginlerim var, kontakt bankalarım var, bilmem neyim var. Abi senin verdiğin 500 lirayla ben bir kere markete çıkabiliyorum şu anki ekonomik döviz kurunda yani. Ben hani şey tamam sanatı seviyorum ama öldükten sonra sanat yapamayacağım ki zaten ben. Hani aç olarak öldükten sonra sanat yapamayacağım ki ben bu sefer başka bir iş işte benim en başta kaygım olan B planı mevzusu. Bu sefer ben B planı mevzusu diye girdiğim iş benim ana işim olduğu zaman bu sefer ben zaten üretemeyeceğim ki. Sen benden bir şey almaya çalışıyorsun ama beni beslemediğin müddetçe benim üretkenliğimin de önüne taş koyuyorsun yani. Evet. Hatta bununla ilgili başka bir oluşumdan bir arkadaşımıza teklif gelmişti. Neydi şey? Beat başına 200 lira. Eğer 1 milyonu geçerse 100 lira daha. Evet. İşte 10 milyonu geçerse 200 lira daha mı ne öyle Çok ve bir piyasada olan bir şeyden oluşumdan yani bu da bu gelen teklif. Abi zaten işte bahsettiğim benim üzüldüğüm nokta bu. Endüstri içerisindeki profesyoneller bile iş ahlakına ve ciddiyete sahip değiller. Gereken ciddiyete sahip değiller. Ve hatta Aslında konusu işin açılmışken örnek vereyim abi. Skastosh 50 Cent'e kendi çapın beatini zaten yaklaşık 20 bin dolara falan sattıktan sonra bir de royalty'lere imza attığı için ekstradan toplamda 2,5 milyon dolar gelir elde etti abi adam tek başına bir şarkıdan. oha ya. Yani Gelebilir. bize ise burada demin dediğin şaka gibi beat'e 1000 lira şey 200 lira her 1 milyonu görüşünde 100'er lira daha abi 30 milyon olduğunda parça sen oradan hani ev alıyorsun araba alıyorsun bana toplam gelen para 1,5 bin lira mı yani? Aynen. Dolar olarak 10 dolar falan yapıyor şu an zaten herhalde o da. Hızlı çay içiyorsunuz demiş. Günde 4-5 demlik içiyoruz. Çatmaz ya. 50 lira beat artı mix master. Ya zaten bak ben böyle şeylere de gıcık oluyorum. Ben de. Adam sponsorlu şey çıkmış kanka bak Ama o kapak. reklamın maliyetini nasıl karşılıyor Evet acaba? ona Evet. da Ha, şaşırıyorum. bahsettiğim mevzu bu işte zaten abi. Sen müziğine para harcamıyorken PR'ına 50-60 bin lira minimum para harcıyorsun. Ondan sonra biz müziği... Şirket bütçe vermedi. Allah Allah verdi de ama sen acaba müziğine mi kullanmıyorsun parayı yani? Geçen işte kapak tasarımı, mix, kayıt, beat 75 lira yazmış ve bildiğin bir şey oluşturmuş, görsel oluşturmuş. Ona story'e böyle reklamlı basmış ve karşıma çıktı. O kadar sinir oldum ki. Ondan sonra şeyler de var. Daha 2 gün önce falan denk geldim. Çocuğun birisi bir şey WhatsApp grubunda demiş Gazapizm'in mixlerini yapıyorum. Onu yapıyorum falan. Ne kadar mix? 150 lira.
Ha tamam o zaman. Sen yaptırdıysan verelim. Eyvallah. Abi şaka gibi ya. Ya ben işte bu durum beni özellikle bu programı yapma isteğim ve sizler gibi değer verdiğim müzisyen arkadaşlarımla hani bir arada yapmak isteme sebebim buydu abi. Çünkü bunlardan çok dertliyiz ama hep kendi aramızda konuşuyoruz. İnsanlar bunları hani dinleyici olarak hani ürünü alırken bunları bilmedikleri için bizim hayatımızda çok şey sanıyorlar ya böyle. Hani elimizde Evet. Malibular böyle yatıyoruz, ediyoruz falan zannediliyor ya böyle hani. Ya bu adamlar bir de bunu da söyleyeceğim piyasayı da düşürüyor. Evet. Gerçekten Ama mesela müzik sektörünün her yerinde var mesela sahne evet. müzisyenlerinde de hani bakıyorum mesela arkadaşlar işlere gidiyorlar mesela tanınmış kişilere çalıyorlar. Bakıyorum mesela 200 lira o akşam için para almış. E diyor kanka diyor gidiyoruz işte. Ama hani o adam oradan 80 bin lira para aldı. Orkestra 4 kişi hani 2, 4, 6, 8 hani işte diğer herkesle beraber maliyeti işte ton master'ı vesaire falan hani 1500 lira bir ayırıyor. Geri kalan para tamamen cebine kalıyor. Senin o Yani işi kabul etmemen gerekiyor. Çünkü kölelik 200 lirayla sen zaten şehir yani dışına gidiyorsun. İşe geri geliyorsun. Orada senin ulaşımını falan kimse karşılamıyor. Birçok işte yemeğini bile karşılamıyorlar. Sektörü aslında insanlar kendisi işleri kabul ederek düşürüyor. aynen Zifiri Rap'in dediği gibi bak bu olay sadece tabii ki müzik sektöründe yok. Her sektörde var. Mimarlıkta da var diye demiş. Evet abi ben orada hani iş iyi olsun diye bir detaylandırıp proje çiziyorum vesaire. Hani haliyle bunun karşılığında bir fiyat çekiyorken başkası şey diyor. Abi başka mimara ne para vereceksiniz? Ben sizin tanıdığınım bana 100 lira at yapayım. Abi 100 liraya çalışan mimar mı var? Hani freelance iş alacaksın da mahvettin yani. Orada sen bir tarafta ocak yakıyorsun yani. Ofis kapandı senin yüzünden yani. Ama işte bu alım gücüyle doğru orantılı yine. Vokal açısından istediğimiz işi çıkaramıyorsak hangi noktada salalım? Yoksa üstüne gide gide ciddi bir gelişim yaşanır mı? Okan buna bir Demiş. çok ufak ben giriş yapayım devamını getir istiyorsan. Olur. Abi kişisel görüşüm tabii ki siz de farklı düşünebilirsiniz. Abi şöyle bir hatanın üstüne ciddi ciddi giderek hataysa eğer onu toparlayamazsınız abi. O Hata... direkt öyle Kesinlikle. kabulleniyorsun. Aynen. Hatayı kabulleniyorsun. Evet Bu yani böyle diyorsun. şey var. Sen hani yaptığın şeyin ne olduğunu bilmeden istersen 15 yıl boyunca her gün 4,5-5 saat ayırarak o vokali al düzeltemeyeceksin. Senin yapman gereken abi hatanı tespit edip bu hatanın çözümünü öğrendikten sonra pratik yapmaya başlamam. Hani doğrusunun pratiğini yapmam. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Yani farklı açıdan bakmak gerekiyor. Ya şey, yani bu konu mesela şey bilimle de aynı şekilde ortaya bir şey atarsın ve bunu savunursun ama bu yanlış olduğu şey olursa ve sen de buna evet gerçekten bu yanlış olabilir diye bakıyorsan aa dersin tamam bu yanlışmış. Evet. Aynı şey bu arkadaşın dediğinde de geçer. Çok okuyamıyorum gözlerim iyi görmüyor. Hiç sorun yok abi. Hani Yani yanlışın üzerine direkt olarak hani düzelecek bir saçma. gün diye Yani gitmek iş iyi olabilir. düzeltmeyecek İş yani. iyi olabilir. Sen mi beğenmiyorsun? Bu bir. Evet. Hani birçok mesela kişi var çok iyi okuyor. Yok diyor çok kötü. Hayır aslında çok iyi. Ama sen farkında olmayabilirsin. Bu bir etken. Evet. Gerçekten kötü olabilir. Bunu fark ediyor olabilirsin. Fark ediyorsan birazcık açıksındır bu işe. Bunu değiştirmeye çalışabilirsin. Bahsettiğim oydu. Ya yetenek tabii ki lazım abi. Hani müzik dediğim özellikle hani sanat konularında yetenek doğuştan gelmesi gereken bir şey. Sonradan kazanılamıyor Birçok arkadaşa o yüzden heykeltıraşlığı tavsiye ediyorum. yani. Kesinlikle. Neyse ya, neyse Çünkü hani söyleme. Ne heykelde bileyim. falan mesela şey yapabiliyorsun böyle. Soyut şeyler Evet. yaptığında Evet. da yedirebiliyorsun. Bu resimde falan da yiyiyor bazen hani. Evet. Ya hatta Bir şey boya var atıyorum ya falan bu da şey hani oluyor yani. şu an böyle çok cahil bir şey söyleyeceğim gerçi de bir de şey var ya şu an metalden sanat yapıyoruz diye abi böyle tornacıda hani kalıptan sanat heykel Aynen. yapanlar var ya bir de hani. Ya müzikte de gerçi yine Tabii. atonel diye yedirebilirsin ama onu da Abi yapmıyorlar. sadece loop pack'leri hiç editlemeden kullanarak kariyer yapmış prodüktörler tanıyoruz hepimiz. Yani yine Ya onu da yine diss anlarım. O looplarda senin müzik yapman için üretilmiş şeyler. Hani ona da hani okey mi? Loopları birleştirirsin. İyi bir şey çıktıysa tamam. Başka bir şeye benzemiyorsa, bir şeyin kopyası değilse o da tamam. Ama Eyvallah. bazı bariz yanlışlar vardır hani. Bir şey yanlışsa yapmaman Yanlış, gerekir. aynen. Ve o yanlış, bariz bir yanlışsa üstüne hiç gitmemek gerekiyor aslında yani doğru. Evet.
Balkan, sen İzmir'de misin? Yok abi, İstanbul'da yaşıyorum. İzmir'e en son 2,5-3 sene önce Zeytin Rockfest dönüşünde bir uğrayabildim. Ama çok özledim orayı da ya. Pandemi bitsin geleceğim. Osman abi falan da orada, Dumanyak. Onu da özledim baya. Gel oturalım. Oturalım Sample mutlaka. konusunda ne düşünüyorlar? Sample'ın içeriği önemli. Ne seçiliyor? Yani bir Abi. şarkıdan kesilmiş sample mı? Loop paketlerinden bir sample mı? Yoksa normal vokali kaydedip de sample'ları atıp kullanabiliyorsun, öyle sample mı? Yani. Bu arada hani bir sorulara bakıyoruz. Vars demiş ki ben kaçıyorum abi, yayınlar çok keyifli sohbetti. Teşekkür ederiz Vars, görüşürüz. Bizim de aslında yayınımız ufak ufak zaten sonuna yaklaştı sanırım. Çünkü daha değineceğimiz bir şey kaldı mı derdimiz düşünüyorum. Hani normal goygoya devam edebilirdik, Valla size kalmış da yani. dert bitmez de, dert bitmez aslında da. Neyse. Arabesk sample. Abi arabesk sample güzel bir konuya değindin. Ben bunu şeyde örnek vermiştim. En başta konuklarımı tanıtırken örnek vermiştim. Onlar arabesk sample'ları çok güzel bir hip hop'un içine yedirerek bildiğimiz manada çünkü arabesk sample bir dönem şeydi, arabesk rap ile eşleşmişken bu formdan çıkararak çok güzel hip hop'a yedirdiler mesela şu anki konuklarım. Bu güzel bir kullanım, güzel kullanımına bir örnektir yani arabesk sample. Bence o tam arabesk demeyelim de, yani daha bir doğu batı Bence de. araya böyle girdi Hani oluyor. arabesk sample olarak düşünürsen mesela Esat Bargun Evet. gibi yapıyorsan çok doğru bir kullanım. Ama mesela Evet. Keşflow Hayata Küstüm gibi Kötü kullanım. kullanıyorsan mesela Evet. kötü kullanım. Ya bahsettiğim zaten ben Okan bu arada şeyden diyorum hani özellikle chatte müzisyen olmayan arkadaşlar da anlayabilsin diye terim ya da teknik tabirle anlatmaktan ziyade böyle Anladım. uzun uzun anlatıp ne olduğunu anlatmaya çalıştığım için bazen böyle Anladım. gidiyorum. Mesela şey var. Sizin yaptığınız danı, o sample değil gerçi o zaten. Çoğu her şey canlı çalınmış durumda orada yanlış bilmiyorsam da. Değil mi Ateş? Evet. Hayır mesela çok güzel bir kullanımı. Hani dinlerken şey hissetmiyorsun. Bunu şey anlamında söylemiyorum. Hani aşağılamak anlamında söylemiyorum. Hani o direkt Şahinci müziği gözüyle bakılan bir arabesk sample dönemi vardı ya hani Semt Rap'i ekolü. Orada onu görmüyorsun mesela. Çok güzel bir kompozisyon var ortada. Orada çok güzel bir kompozisyon var. Bu biraz kullanımla alakalı yani. Ve dediğim gibi bu Yani sound'un şey bunu aslında düzgün hani o kullanımının öncüsü karşı şu anki iki konuğum zaten yani ya açıkçası. Doğu yaylı kullanmak şarkı arabesk yapmaz. Evet. Yapmaz. Yani o arabesk çok farklı bir şey ki onun da içinde çok iyi şeyler var Var, arabesk. var, var, var. Severiz. Yeni albüm gelecek mi demiş abi. Yeni albüm hazır. Ya şey şöyle zaten dediğim gibi Yani arabesk falan hazır. bir janr olarak bu kişisel görüşüm tabii ki bir janr olarak arabesk rap müzikten daha önce yozlaşan ilk müzik türüydü Türkiye içerisinde popüler olmuş abi. Çok güzel başlayıp sonrasında aşırı yozlaştığı bir dönem vardı hatırlıyorsanız un kapanı Ya plakçıları dönemi. aslında bir şarkıcının bir albüm çıkardığı oluyordu ya o dönemler, işte Devran Çağlar, Cengiz Kurtoğlu, Meral Sezgi Aynen falan. öyle. Bakıyorsun yani 100'den fazla albümleri falan var, hani nasıl sığdırdın bir ömür o kadar albüm? Oradaki bizdeki şu anki Son zamanlarda fabrikasyon kötü üretim bir dönem arabeskin problemiydi Türkiye'de zaten yani aynı şekilde. içine sinen yayınlamadıkları işler var mı? İşte onlar albüm oluyor Aynen, zaten. işimiz çok ya, işimiz çok. Tarih konusunda vermeyelim ipucu. Ya O evet çünkü belli genelde hep olmuyor. bir aksilik oluyor orada bu sefer çelişmiş oluyoruz. Onun için tarih vermekten ben de hep kaçınıyorum ya. Firgin şey albümü için Gazap Twitter'a şey yazmıştı işte, Eylül'de yayında diye. Bir sene sonraki Eylül'de yayınladık. Bende de aynı benzer şey var. 2015'te şey yazmışım abi. Albüm bu sonbaharda çıkıyor. Hala çıkmadı bak 5 sene oldu. Hani bu Ama benim işte Türk albümü 5 değil sene sonraki gerçi. sonbahar olsun o işte. Bu benim Türkiye için yaptığım albüm değil. Yabancı emsillerle çalıştığım bir albümdü. Biz işte döviz kuru, bir sürü aksilik, vize problemi falan derken kaldı öyle. Hiç öngöremediğin için abi böyle net tarih vermekten artık ben kaçınıyorum yani. Olabiliyor mesela, unutulacak günleri 5 sene önce yaptık. Mesela anca çıktı. Şey klip için de aslında bir ara aklıma gelmişken söyleyeyim hani klip için de aslında bir ara Argo ekip gibi olmuştu bir ara hatırlıyorsan her parçada ben ya Musa'yı ya Cenan'ı görüyordum öyle bir durum var mı? Şu an müzikten bağımsız merak ettiğim için sordum bunu abi. Ya çekilmiş çok fazla zaten bir klibimiz yok Hı. baktın işte, gece sabahın memleketsiz, Aynen. ölüler dillerden çalacak, heyecan yok. Pisliğin üstüne Hani basmışlar gece var bir de herhalde. sabahını çeken ekipte heyecanı yok, çeken ekip aynı. Musa'lar aynen bizim. Arada bir de şey, neydi şarkı, memleketsizin klibi de aynı ekip. Ölüler dillerde biraz daha o aynı ekip kalabalıklaştı.
Daha sonrasındaki işte şey pisliğin üstüne basmışlar başka bir ekip. Biliyorum, şeyden sordum. Hani ağırlıklı olarak hep bir Musalların ekibini gördüğüm için orada da acaba böyle hani bir hani Argo film gibi bir şey geliyor muyu merak ettim yani. Yok ama yani şu an mesela Canan'ın çektiği şeyler var şu an. Hazırda mesela. Mesela bir animasyon klibimiz var. Yani farklı farklı tarzlarda. Eyvallah. Klipte öyle tek bir şeye bağımlı olarak değiliz de. Zaten bunu müzikten ziyade kişisel merakımdan sordum abi aklıma gelince. Hani. En sevdikleri işleri hangisi tek parça olarak ayrı bir yere koydukları diye bir soru gelmiş abi. Kişisel olarak. Çok zor bir soru ya. Evet. Benim yol ya. Yol çünkü ben İzmir'e ilk geldiğimde Anıl, ben onu story atmıştım. Anıl abi o story'den gördü. Bunu yapacağım dedi. Story'yi sildim falan öyle gelişti. O yüzden yol olabilir benim. Abi ben prodüksiyon açısından en çok şeyi beğeniyorum. Yani pisliğin üstüne basmışlar. Bence yeterince değeri görmedi o şarkı. Evet. Ama mesela şey de hani Cem Adrian'la yapılan şarkılar da güzel. Mesela şey Kalbin Çukur'da falan çok beğeniyorum. Bir de çıkmamış ya yaptığım çıkmamış şeyler var. Aslında onları daha çok beğeniyorum. Onlar galiba hiçbir zaman çıkmayacak. Şey Zifiri Rap demiş ki Baykan kızmazsa sormak istiyorum. Çarpıntı albümü konusunda ne düşünüyorlar? Çarpıntı Çağrı Sinci'nin albümü değil mi? Ben niye kızayım abi? Arkadaşımla ben küstüm. Aramızda kan davası yok ki. Hani bu onun iyi lirisistliğini değiştirmiyor. Biz her arkadaşın başına gelebilecek bir şey gibi küstük yani bu. Yani Ya tabii ki sorabilirsiniz yani hiç problem yok. albümü şey ya ben sadece prodüksiyonunu beğenmiyorum yani şey mix masteringi beğenmiyorum onu sadece. Yani ben tekrar Ama ona değineceğim bu bilmiyorum. arada. Sözünü bitirdiğim böldüm kanka özür dilerim. Bitirdiğinde başlayayım istiyorsan. Bir tekrar edebilir misin cümleni? Açıp dinliyorum da mix masteringini sevmiyorum sadece o parça, o Eyvallah. albüm. Ama ben mesela o albümün bazı kısımlarında bulundum. Mesela işte Zorba Berlin'de bana mesela dinlettiğinde evinde. Orada mesela mix vesaire çok güzel geliyor. Çünkü onun odasında o duyum güzel ama dışarıya o Evet. yansımıyor. Evet bazen öyle olabiliyor. O yüzden işte mix bazen göreceli olabiliyor. Harbiye konser sürecini merak ediyorum. Bir türlü soramadım be Baykan demiş. Aa Onu görmemişim. sürecin neresini merak ediyorsun mesela? Çıktık, çaldık, indik. Ya o süreci aslında Öncesinde soundcheck vardı. Arada yemek yedik. Ve aynen. yemek çok kötüydü falan. Şu kadar sandviç getirmişler. Ben 100 kilo adamım. Okan İçinde 110 kilo adam. Hani şu kadar. şey kadın vurdu köfte bir tane falan böyle. Her daim sıcak çay vardı. Benim için o önemliydi. Ya şey onu görürsün yakında ya. Evet, onunla ilgili bir video gelecek zaten ya. Yani çünkü herhangi bir konserin dediğiniz gibi çok da bir arka plan aslında olmuyor. Teklif geliniyor, planlanıyor, gidiliyor, çıkılıyor, iniliyor yani çünkü. Ceza ile çalışma var mı? İnşallah olacak ceza ile çalışma. Bilmiyorum şu an. Tam net değil. Evet. Abi Kel abiyi Emre Yücelen Abi yapma ya. Bu kanalda Voldemort o herif. Adını zannettim. anmıyoruz artık. Şey yapınca, Johnny yuvarlak gözlük takınca aynı grubundan Cemil oluyor. Yuvarlak gözlüğümüz yok ama normal gözlüğümüz burada. Sins. Abi Johnny Sins ve Şan Dersleri kanalı tekrar buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Her şeyi övdüğü için ben abi Emre Yücelen'e kıl oluyorum çünkü. Her şeyi övüyor çünkü ya. Her şeyi de aynı şekilde eleştiriyor. Evet. Aynen. Bütün cümleler aynı. Evet Mesela şu an şey Bedik oldu. dedik oldu demiş. Çok iyi. En beğendiğimiz hip hop prodüktörleri mesela senin ney? Ben saydım zaten demin Türkiye'de örnekte. mi? Türkiye'de mi? Öyle bir şey almıştı. Aşağıda sınırma. Evet. Aşağıda evet. Ülkede. Ülkedeki. Kim var ki ya? Berkin ya. Berkin. Bence de Berkin. Ben mesela hip hop hiç dinlemiyorum hiç. Sektöre hakim değilim. Rap müzikle çok bir alakam yok aslında. Ama ben de yani dinlediğim işlerin arasında en iyisi Berkin geliyor. Evet. Çünkü çocuk müzik biliyor ve şey değil. Tek düze bir şekilde kopyalanmış bir beat değil. Sürekli trafikler ve melodiler değişiyor. Bu çok önemli bir şey abi işte ben bunu da Evet. Cuma yayınlarında önemini anlatmaya çalışıyorum. Siz istediğiniz kadar iyi beat yapın ya da iyi vokal koyun. Parçanın aranjesi dümdüzse abi dinleyiciyi kaybediyorsunuz. Ona bir trafik katmak Evet. gerekiyor yani. Fikri Rap, Radansa'yla aynı memlekette yaşıyoruz. Şey toprağım yani o Aa da benim. sen de mi Radansa. ordulusun abi? Evet, Ordulu. Eyvallah. İksir'le aynı mahalledenim. Eyvallah. Ordu'dan aynen. Emre
Peki ton araması Emre'nin. Aynen kanka bu. Hiçbir zaman bulamaması. Hiçbir zaman bulamaması, evet abi. Bu kadar yorum yapıp kendi sesinin gerçekte çok kötü olması falan. Abi yani... Dökeriz daha yani. Ve mesela ben mesela bir parçayı eleştiriyorum, şeye geliyor Twitter'da falan. Abi olmuş mu bu diye şey, Emre Yücelen beğendi. Abi adam yani isim mi vereyim, hani bu konuklarımı bağlamıyor bu yorum, benim yorumum da. Abi adam Katliam'daki tekmil verse'ünü övdüğü anda ben ciddiye almam ki zaten, hani yani diğer eksiklerini geçtim yani. Orada mükemmel okunmuş dendiği anda ben ciddiye alamam bunu yani zaten. Sezen'in Argo parçası neden Spotify'da yok? Abi üçüncü soru şu. Spotify'da görüyoruz. Sezen'in zaten normalde Spotify'da şarkısı yoktu. Daha yeni eklendi. O birazcık evet. Telefon falan da çok kullanmıyor vesaire. Birazcık bu şeylerden... Çok sevdiğim bir kafa. Hani o şu an doğada yaşıyor mesela. Balçova'da, dağda bahçede bir yeri var falan. Ormanda. Kerem abi çok seviyorum. Argo'dan çıkacak albüm veya single var mı yakın zamanlarda diye bir soru geldi. Bunu demin cevapladı arkadaşlarımız ama net tarih vermiyoruz ya. Ya yani net tarih biz de bilmiyoruz. Evet, yani aynen o yüzden yani. Herhangi bir net tarih beklemeyin bu soruyu sorarken yani. Onun... Ya illaki çalışma olacak zaten. Olacak. Tabii ki. Bırakacak mı bu işi şimdi? Emekli mi olacak? Ama abi yani biz şey... ayı yaptık, dükkanı kapadık. Ama karantina beni çok kötü etkiledi. Sizde nasıl durum bilmiyorum ama abi 3-4 aydır hiçbir şey üretemiyorum ya. Evde sürekli evdeyim ben hala çünkü. Bu çok psikolojik olarak kötü etkiledi beni ya. Biz zaten karantinadaydık hizada. Eyvallah evet, abi. Allah belli o röportajını yani izlediysen. Şey yani Okan'ın telefonuna falan el koymuştu bir herhalde. O kadar karantinadaydık. Eyvallah. Hatta hiza bitince bir mix mastering süreci yaşadık. Çok zorlu bir süreç geçti. Yaklaşık 4 ayrı mix mastering yapıldı şarkılara. O süreçte mesela 15 gün evden market dahil hiç çıkmadık. Ya ben mesela o... Şimdi bazı sıkıntılı bir o mix mastering süreci bayağı sıkıntılıydı. En son hani 3 saat uyuyordum. Anla abi silahla kaldırıyordu. Geliyordum buraya oturuyordum. Mix yapmaya çalışıyordum. Ve bir süre sonra artık şeye başlıyorsun. Şarkıya mesela farklı farklı mixleniyor ediliyor. Ayırt edemiyorsun. Evet. Çünkü zaten yaparken çok dinledik. Kayıtlarda çok dinledik. Editte çok dinledik. Mixlerde çok dinledik. Hani... Şu an mesela bazı şarkılarda master'da sıkıntılar oldu vesaire. Şu an mesela şarkıların yeni master'ları var. Kliplerde mesela onlar yayınlanacak bazıları. Okan Çam'ın çalmayı öğrenmek istediği bir enstrüman var mı? Var. Şey, trompet. Okan bu arada şey çok iyi bir yöntemmiş yalnız. Silahla kaldırmak gerçekten çok ekstra saygı duydum şu an o yönteme. Şey söyleyeceğim, gerçekten videoları falan var. Ben mix yapıyorum yani burada. Bir anda arkamdan silah patlayabiliyor böyle falan. Böyle acayip acayip şeyler o dönemde çok oldu. Canlandırıyoruz işte. Müthiş. Gerçekten. İş güvenliği müthiş. Bu arada Baykan abi. Aynen iş güvenliği müthiş. Bu arada Baykan abi senden ne zamanda bir iş gelmiyor özledik abi. Ya Suikast albümünde Casus'a verdiğim beat çıktı ama tam olarak hani benim aşırı bir şeyim de yok onda. Sadece beat'i verdim yani. Daha doğru gün bakamadım. Yakın zamanda benden muhtemelen sonunda Inspector Deck düetini salacağız galiba. Bir iki ay içerisinde bir aksilik olmazsa ama bunu kesin gibi algılamayın abi. Yalan olabilir her an yine. Bu arada Baykan ben seni Twitter'dan engellemedim ya. Yok abi engelliydim bir ara ya. Takip etmeye çalıştığımda bu hesap engelli diyordu. Hiç kimseyi engellemedim yani. Normal şartlar Instagram'da falan bir şey engellemiyorum. Hatta Cenan'a söylemiştim. Oğlum Ateş beni niye sevmiyor diye ben. Yok oğlum öyle bir şey yok çocuğum falan demişti hatta. Hayır. Ben sen yazana kadar hiç bilmiyordum bile yani. Böyle bir şey. Gitmek istediğim ülke şey. Ya benim İskandinav ülkelerine gidesim var ya. Benim de ya. Ya da İsviçre'de okuyayım ben. İsviçre'ye de çok okuyayım abi. Refah düzeyi yüksek bir yerde yaşamayı çok istiyorum. Evet olabilir. Medeniyet seviyesi yüksek bir yerde yaşamayı da çok istiyorum. Neyse Silivri'ye doğru yelken açmayalım istiyorsanız ben sustum. Klimayı indir soğuğa alışalım. Aynen. Dereceyi düşür. Ben çok sevdim abi bu yayın işini. Abi istediğiniz zaman kafam açık geyik yapmak için bile beklerim yani hiç sorun yok. İlla şey endüstri gömmemize gerek yok. Göme de biliriz ya benim kimseden korkum yok vallahi. Abi, kimse gelsin. Gelsin abi. Argo İzmir kardeşim. Ya öyle şey o şey olarak değil hani herkes yaptığı işle konuşur. Aynen öyle evet. Abi. Ya ve dediğim gibi ben olabildiğince de hani herkese karşı objektif bakmaya çalışıyorum yani. Ya burada böyle cidden düşman edineceğimiz gibi bir durum olmayacak zaten yani. Dediğim gibi ben bu konuda açık görüşlü olduğumu düşünüyorum abi yani. İsteyen herkes gelip konuşabilir bu programda. Ama işte insanlar düşman algılıyor mesela. Geçenlerde bir arkadaşım yani çok
hepimizin tanıdığı bildiği bir arkadaşımız bana mesela bir şarkıyı dinletti vesaire falan. Burada işte kayıt alıyoruz falan, nasıl dedi. Ben dedim hani güzel değil yani. Çünkü yani bana hitap etmiyor ama diyor saygısızlık ediyorsun. Dedim hani yo, hani sadece güzel olmadığını, hani başkası sen dinlersen sevebilirsin, Okan sevebilir Yani. falan. Ben dedim hani benim hitap etmiyor çünkü dinlediğim bir şey değil. Saygısızlık yapıyorsun, ben sana diyor böyle mi yapıyorum? Ya bu saygısızlık değil. Ben sana ya bu yarrak gibi olmuş kardeşim, hani bunu amına koyayım ders, saygısızlık bu olur. Evet, yani üslup sıkıntı olur orada yani, aynen. Yani beğenmemek çok doğal bir şey. Hani Ve hiç kimseye yanlış. karşı bu o kadar kırıcı bir cümlede hiçbir zaman kurmadım zaten abi. Hani abi bu parça nedir de derim, ya da işte hani hatalarını sayarım ama gidip de hani dediğin gibi bu parça yarrak gibi parça da demem yani kimseye. O... Sana demek gerekiyor. Demek Gerekiyor ya. gerekiyor. Gerekiyor, gerekiyor. Pasif İlk 35'ten çok güzel bir övgü geldi. Bu iki prodüktörün diğer prodüktörlere göre mütevazı oluşu ve egolarının olmayışı onları bir adım önde kılıyor. Yeteneklerinden bahsetmiyorum bile. Hemfikirim abi. Yani... Abi herkes iş yapıyor, herkes yani şey Abi... olmaya gerek yok yani, kimle ne olabilirsin? Yani mesela bir dönem Twitter'da çok böyle yumurta hesaplar şeyi kışkırttı işte, DJ Arts ve işte Boogie, Okan Cem Ateş Berker tarafını seç. Yani Aynen. Ne ya gerek onlar var? farklı bir müzik türü üretiyor, biz farklı bir müzik Yani ne türü gerek üretiyoruz. var Arada zaten denk geliyoruz yani? yani biz. Hani biz ilk turneye başladığımızda işte Arts'la beraber gidiyorduk. O bizden önce çıkıyordu. DJ'lik yapıyordu falan. Hani şimdi nasıl kötü olabiliriz ki, bizi niye Yok kışkırtıyorsunuz abi, zaten birbirinize? kendi adıma başka bir arkadaşım başarı elde ettiğinde, ünlendiğinde ben mutlu oluyorum. Gerçekten üzülmüyorum, mutlu oluyorum. Bizden Ama birisi daha bazı başardı insanlar diyorum bunu çünkü ben yani. hiç hazmedemiyor ya. Ama yok şey, entrika seviliyor işte, rap müzik, rap müzik kavgası, popçular rapçilere karşı falan, prodüktörler şu prodüktör iyi mi, Evet. prodüktör iyi mi acaba Ya falan, ne mesela gereği var ya? Türkiye'de pek bilinmeyen bir iki prodüktör var abi hala. Çocuklar hani gurbetçiler. Hani geçen biriyle tanıştım abi, şey MC8'e falan, Amerika'nın eski abileri diyeceğimiz, 90'larda çok popüler olmuş isimlerini beatleriyle beslediğini gördüm çocuğun. Ve abi gittim tebrik ettim ya, hani abi çok gurur duydum diye. Yani ben bundan mutlu oluyorum, bu beni şey yapmıyor hani. Gerçekten bu beni kötü etkilemiyor. Bu benim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani tamam, başarıyoruz artık. Bir yerlere biz de globale açılıyoruz diyorum en basitinden yani. Ya da Tabii. gündüz Bodrum kattaki düğün salonlarından çıkıp da bugün sizlerin Harbiye'de konser vermesi, ya da biz işte hepimiz çıktık zaten. Yani işte Türkiye'deki büyük köklü festivallerde sahne almamızda kim alıyorsa ben mutlu oluyorum abi. Çünkü başardık yani. Bu hepimizin başarısı yani. 2019'dan en iyisi benim Furkan Karakılıç. Ya Evet, böyle bir tweet attı. Ben bir şey söylemeyeceğim ya. benim hiç umurumda değil, biliyor musun? Ya yani bunu daha önce de söyledim. Çünkü ben geçen senenin en iyisi kimdi Gelsin diye vereyim eline düşünmüyorum yani. enstrüman. Yani gerçekten abi benim hiç umurumda değil bu tarz çıkışlar ve saçma buluyorum. Çünkü yani geçen senenin en iyisi kim? Bana ne abi? Kaç hit yaptıysan yaptın. Müzikal olarak ne koydun hani? Yani Ortama karşı 50 sene sonra bizi kim hatırlayacak? Hani ya hepsinin bile bok attığı işler falan var ya, mesela pop camiasından aynen. vesaire. Hani hite bakıyorsak o zaman onlar zaten sizi tokatlamış oluyor. Aynen öyle. Ve benim hep dediğim gibi şey var abi. Olay benim gözümde geçen yıla imza atmak değil. Ben kendi adıma sizin kadar müzikal bir şey vaat edemiyorum, dediğim gibi. Benim çünkü kendi çabamla öğrenmeye çalıştığım bir şey var ortada, ama ben kendi sound'umu yaratıp atıyorum. Türkiye'de atıyorum, Amerika'da Premier, Rıza, işte Pete Rock, neyse, ben Türkiye'de onun muadili bir isim olmaya çalışıyorum. Hani benim ne kadar para kazandım, kaç hit yaptığım önemli değil. Kendi sound'umu oturtayım. Atıyorum 15-20 yıl sonra baktığında insanlar beni hala hatırlasın, ben yaşamıyorsam da. Benim derdim bu. 2018'i domine ettim. 5 sene sonra kimse beni hatırlamayacaksa ne anlamı var zaten abi? Yani ortaya iz bırakan ne koydun? Ha aynen, O bunu önemli. çok daha bir Farklı olarak yani, şimdi örnek iki veriyorum. cümleyle söylediğim her şeyi özetledin abi, çok güzeldi. Teşekkür ederim. Mesela yapılan bir tarzdaki işin en çok dinleneni yapmak, o işin en iyi şarkısını yapmış olmak olmuyor. Sadece yani en çok dinleneni yapmış oluyorsun ama sonra Ya yani işte ha, farklı ne yaptın? Bir sonraki bahsettiğim yaptığın şarkı yine aynı. Hani hatta belki aynı projenin sadece melodilerini değiştiriyorlar. ha işte. Al. yapılmışlığı da var. Yani bahsettiğim o abi, önemli olan hani biz, ticaret değil, sanat yapıyorsak abi zaten ticari kaygından sıyrıl ve hani ortaya kalıcı bir şey bırakmaya çalışmak. Hani vizyonunuz bu olmalı abi. Bir seneyi domine etmek, yani hit sayısıyla domine etmek değil yani. Ya yoksa siz hani takipçi satın almakla aynı şey yapılan iş o mantıkla, yani baktığım zaman bomboş bir işlem.
Bir de hani en iyisisin. Sonuç. Sonuç. Ne öğrendik buradan? Elimize ne geçti yani? Aynen. Evet. Tamam kardeşim, sen daha fazla para kazan. Ya bu tür kıyaslara yani girmeyi asla sevmem. Bir şey dediği yok. En iyisini yap, tamam, saygı duyuyoruz ama hani o şeye girmek, o egoya girmek. Evet, ve ben bu şeyden nefret ediyorum abi, hani bu tür kıyaslara kendimi katarak girmek çok egoistçe ve anlamsız geliyor yani. Hani şey değil, bana en iyi 10 kişi sor, atıyorum bana bir yerde en iyi 10, en beğendiğim en iyi 10 Türk prodüktör kim dendiğinde ben bir kendim diye girmem abi, kendimi saymam o 10 kişide. Çünkü kendimi ben değerlendirip yüceltmemeliyim. Ya benim için mesela çalıştığım insanlardaki en önemli şey %99 karakter, %1 müzik. Kesinlikle ya. Kesinlikle ben de fikrim abi. Bu konuda hemfikirim Ateş abiyle. Ama o mesela %1 yoksa müzikte müzik yapmam. Sadece muhabbet ederim, arkadaş olurum. Şey ederim. Evet. Aynen öyle. Ama bahsettiğim oydu yani şey. Bu herkes için geçerli abi. Kendimi öven kişi ben olmamalıyım. Bu çok itici bir davranış. Dışarıdan bakıldığında çok hani kötü duruyor yani. Boş ver ya. Koy göte. Eyvallah. Yok abi, illa yüceltmeniz de gerekmiyor ya. Hani ya dediğim gibi, dinleyicilerin bu demin söylediğimiz drama kovalaması çok bir garibime gidiyor benim. Tamam, seviliyor ama yani ne gerek var? Bu arada acıktık mı ya abi? Aynen, ufaktan zaten ben de acıkıyorum gibi kaçarız birazdan. Abi ne yiyeceğiz? O da önemli. Abi bilmiyorum ki. Ya keşke şu an şu yayın sonrası hep beraber bir çorba yiyebilsek. Keşke ya, keşke İzmir'de olsam ya. Keşke İzmir'de olsam ya. İstanbul'da yaşamayı hiç sevmiyorum abi. Ama İstanbul'da neredesin? Abi tek evim Ataşehir'deydi ama ben yurt dışına gidiyorum zannederek evi kapatıp annemlere geldim. Pandemi falan derken kaldım burada. Şu an Balat Fatih tarafındayım. Balat yakın. Ben Taksim'deyim normalde. Evim oradaydı. Ha, bayağı yakınız, eyvallah. Sonra bir haftalığına İzmir'e geldim. 1,5 sene oldu hala buradayım. Ben de işte okula devam etmeye Şekya'ya gidiyorum zannettim. Pırağa taşınıyorum zannettim. Sonra pandemi falan derken kaldım burada böyle evi kapatıp. Okan'cım hesabı alabilir miyiz demiş. Ay şu saatte evet, kelle söğüş de güzel giderdi ha. Ya. Abi. Yakında kelleci söğüşçü yok burada. Buranın eksiği yok. Var ya şu an var ya, öyle bir içime şey oldu ki. Evde olsaydık hemen aşağı inmiştik. Of. Bir an önce biraz yumuşasa da ortam, ben İzmir'e gelsem ya. Gel gel. Valla bence yollar kapanmadan gel. İşte. Yok kanka, orada işte şey sıkıntı. Ben o sokağa çıkıp da Alsancak'ta çimde oturamayınca anlamı yok be. O yüzden diyorum. Oturursun, kimseye yaklaşmıyor, o kadar şey değil. Artık daire çizmişler. Gerçekten mi? De. Evet. Ya zaten herkes birbirinden uzak oturuyor. Kimse kimsenin muhabbetine yaklaşmak istemiyor. İnsanlar farkında zaten ya, hani şey değiller. Alsancak'tan Aygıl'e düşmemiz yok mu? Vallahi geçen yapmıştık, çok güzel olmuştu. Yani Suriyeli zannedilmiş olabiliriz ama. Allah korusun ya. Şu an oraları, yani o nargile içen tayfayı gör orada. Kanka nefret ediyorum bu arada ya. Bakma, nargile içiyorum ama nargilenin düştüğü kitleden çok rahatsızım yani. Ya görmen lazım. Ya çünkü bu sadece bir tütün keyif aracı abi. Bunu böyle bir şova ya da hayatının odak noktası haline getirmek çok saçma geliyor. Yani bunu gerçekten keyfi için insanların hiçbiri artık kafelerde içmiyor zaten. Evlerinden her ya. Mesela şey de öyleydi. Heyecanlı bir dönem aynı evde yaşadık. Bayağı hani sık görüşüyorduk. O mesela çok ciddi nargile bağımlısıydı ama mesela dışarıda içmezdi öyle. Sadece evde içerdi. Ya abi çünkü kafeler tamamen böyle saçma sapan bir malum partinin gençlik kuruluşunun böyle şeyindeymişiz gibi oluyor böyle. Aynen, bir de aynen. Orada da küçük tüp getiriyorlar. Mekanlar şeyi çözmüşler. Hani mekanların içinde nargile falan yasaktı. Karşıya çimlere masa sandalyeyi koyup mekandan bağımsız biz kendimiz getirdik deyip aslında mekana bağlı nargile içiyorlardı. Yani ben tamamen aromatikliğini seviyorum. Sigara falan hiç sevemedim ben, hani tütün tadı olarak. Tütünün tadını sevdiğim için içiyorum ama bir süre sonra o dediğin gibi o şovcu, seriköz tayfaya düştüğü andan beri abi dışarıda bir yere gitmekten böyle lallay ediyorum yani. Evde mutluyum ben böyle. Aykos'un tadı müthiş. Aykos içsene sen eğer öyle aromatik bir şey istiyorsan. Ya Türkiye'de bulunmuyor ama işte yurt dışında. Evet, free biraz el altı çözülür ya. Free shop'ta, Türkiye'deki free shop'larda yok. Dışarıdan gelince gördüm kanka, evet. Çünkü onu görüyorum da evet. Hani sevebileceğimi düşünmediğim için es geçmiştim. Bir dönem pipo içiyordum. Tekel direkt tütün ne kadar üretimini durdurdu zaten. Onu da öyle bıraktım.
Aykos bayağı başarılı. Deneyeceğim kanka onu. Bir sonraki bir yurt dışı çıkışımız olabilirse bu pandemi sürecinde. Abi yurt dışına denk gelirsek güzel olur ya. Aynen. Çok sık gidip geliyorum. Sen Berlin'e falan da bayağı gidip geliyorsun galiba, değil mi? Yanlış görmediysem. Almanya'ya daha Berlin doğrusu. yolu oldu ya Atiş abi için. Bayağı şu an en çok Hamburg'a gidip geliyorum. Orayı çok seviyorum. Bayağı bütün sokakları ezbere bilirim falan. Berlin'de şey Zorba Berlin'de yaşıyor. Onun yanına çok sık gidiyorum. Deniz Sungur değil mi? Zorba. Evet aynen, tamam hatırladım. Deniz Sungur. Ben onu bir ara şey sanmıştım. Porçay sanmıştım abi. Ses tonları çok benziyor diye, değilmiş. Gerçekten chat'e sordum bir kere. Abi Deniz Sungur hani Porçay'ın gerçek müzik yaptığı kimliği mi diye. Yok abi, alakaları yok ama çok benziyor diye uyarmışlardı yani. Deniz Sungur'un kendi albümleri de çok güzel. Hani rap dışında farklı müzikler yapıyor. Çok Kesinlikle başarılı. ya. Aynen zaten şey geçen Çağrı ile ikisinin parçasının klibi çıkmıştı abi, Büyükşehir. Onu dinlerken söyledim. Ben Zorba'nın rap vokalindense diğer janralarda verdiği işleri daha çok seviyorum açıkçası. Kişisel Evet. fikrim tabii ki. Evet. Yoksa rap müziği kötü yapıyor anlamına söylemiyorum ama beni daha çok çekiyor yani. Melodik Evet, melodik yapıya çok uygun bir sesi var ve yazdığı şarkılar güzel. evet. Senin albümde en beğendiğin parça ne? Hizada mı abi? Evet. Merak ettim. Sanırım pisliğin üstüne basmışlar ya. En Tekrar. beğenmediğin? Gerçekten beğenmediğim yok abi. Ama yani şey. En az Mesela dinledin. en az dinlediğim, güzel soru. Sanırım çok şaşıracaksın ama Ölüler Dirilerden çalacak sanırım ya. O albümde değil. O albümde değil mi Hizada? Onun single'ı Kanka değil mi o o ya? bir Bir önceki. önceki. Öyle mi? Oo, Evet. karıştı o zaman. Dur, tracklist'e bakacağım ya. Allah, kafa gitti şu an. Hiza, Azapizm. Yaşanırsa diye dinliyorum, evet. Unutulacak Dünleri dinliyorum. Gördüm. Burada da mesela şeyde pistin üstüne basmışlar, çıkıyor Yaşanırsa diye. Sağ soldaki aspekt beni açmadı kanka açıkçası. O da sound yüzünden. Beni de açmıyor mesela. Bilmiyorum. Ya çünkü şey Ben var. albümde mesela açıp dinlediğimde ben normal şartlarda geçerim yani o şarkıyı. Ya çünkü ben bu yayınlarda da hep söylüyorum. Gerçekten bu hani bir şey, burnu havadalıktan söylemiyorum. Aşırı Türkçe rap dinleyen birisi değilim çünkü. Hani bu 1,5 aydır Twitch yayınıyla beraber Cuma çıkan her şeye bakıyoruz böyle. Perşembe gecesinde çıktıysa bakıyoruz, mantığı biraz girdim. Hani bu albümde herhalde Spotify playlistinde en az denk geldiğim şarkı herhalde dediğim gibi odur ya. Çünkü şey var, biraz EDM kafası da var ya, benim çok alışamadığım bir sound o. Bu sanırım o yüzden o yani. Evet, aynı şeyleri düşünüyoruz. Ama şey var, Ölüler Dirilerden çalacaktı da ilk çıktığında şey yapmıştım ama abi onda da mesela bir sound beni itti. Hani bu albümde değil de diyorum da, onu da mesela millet çok hit olmasına rağmen benim biraz mesafeli kaldığım şarkı olarak onu söyleyebilirim yine tekrar. Bence o Mix Master'dan dolayı olabilir. Olabilir. Çünkü demosunu dinlediğimde ben bayağı şey yani hani oha falan oluyorum. Mesela ben ona ilk Ateş abiye yolladığım zaman çok farklı bir boyuttaydı o beat. Sonra Ateş abi bayağı değiştirmiş zaten. O ilk demoyu ilk dinlediğimde of falan oldum ama Mix Master beni de Evet. etkiliyor parçada. Bir de şey mesela benim en çok dinlediğim Gazapizm şarkısıysa Zanı ve sanırım şey Yerin En Dibinde Hala. İkisi sanırım en çok dinlediğim parçalar. Eski parçalar. Evet, eski parçalar. Ya kanka ben biraz boomer'ım o açıdan. Hani böyle Amerikan hip hop'u çok dinliyorum dediğimde ağırlıklı 90'lar benim böyle yani hala. Birçok şarkı aslında hep aynı dönemde yapıldı mesela. Sağ sol kesi, unutulacak dünler, yerin en dibine vesaire. Bunlar hepsi zaten aynı dönemde yapılan şey. Aynen, sağ solu kes Millet mesela. mesela şey diyor ya işte abi işte tarzını bozmuşsun. Yok aslında hepsini aynı dönem Aynı dönem. yaptık. Sadece farklı zamanda yayınlandı aslında yani, doğru. Sağ solu kesin mesela YouTube'da bir videosu var. Çok şey konser videosu. Hı. Baya böyle altyapı falan yine aynı. 2014 falan mı? Aynı 2014 falan. Ama kendisi de hani siz yayındasınız diye söylemiyorum. Bunu başka zamanlarda da söyledim. Hani Gazapizm'in en baştaki çok erken döneminden bahsediyorum. Bu Hip Hop Life'la disleştiği dönem falan vardı ya. Evet. Hatırlarsınız. O dönemki vokal tekniği beni hiç çekmiyorken son dönemde geldiği noktada mesela bayağı geliştiğini düşünüyorum yani. Hani Bu şeyle o konserlerle alakalı çünkü konserlerde sürekli hareket ederek şarkı aynen. söylüyorsun. Öbür türlü eskiden hani ayda bir kere açıyorsun, hadi bir kayıt alayım, o Evet. zaman söylüyorsun. O Aynen yüzden o aynen. konserle Yok alakalı. işte şeyden diyorum Tamamen mesela kas geliştirmek. mesela baktığın zaman
insan olarak çok sevmeme rağmen Çağdaş abi 2006'da neyse hala o mesela Cash Flow. Hani o mesela Gazapizm'in o açıdan gelişim çıtasını grafik olarak baktığım zaman o gözle görebileceğim bir şeyi fark edebiliyorum. Bunu da çok takdir ediyorum bu arada yani. Ve bu Aslında her kadar şey alakalı. bu kadar popülarite Çeşitliliğine kazanıp aynı. evet, bu kadar popülarite kazanıp bir de hani bazı söylemlerin hala arkasında durabiliyor olmasını da çok takdir ediyorum yani kendisi dinliyorsa. Bu ihtiyacımız olan bir şey çünkü yani şu günlerde açıkçası. Sanırım yayında yok ya bir. Olacak, olacak diye bir arkadaş şu an Levent Kırca bizi alkışlıyor son cümlem yüzünden. Bir de senin bahsettiğin şarkılar çok farklı ortamlarda kaydedildi. O mesela o vokal tekniğini işte beğenmiyorum dediğin dönemde mesela Gazap'ın evinde bir tane çalışan monitörü vardı. O da böyle şeyden Logitech böyle şey yani 5 artı birden sadece tek yüzü çalışıyor. Şarkı yaparken bir kanala takıyorlar. Bir de öbür tarafa takıp bir de şarkıyı öyle dinliyorlar. Kayıt alırken kulaklık yok. Hoparlörün sesini çok kısıp kulağa dayayıp Oh. okumalar falan. Birazcık şeyle Eyvallah. Ya prodüksiyon kalitesiyle de alakası var. tabii ki ya abi zaten şeyde o 2013-14 öncesine kadar zaten hani Türkçe rap'te profesyonel stüdyo görmüş birisi yoktu zaten. Hani hepimiz çıkan bütün albümler ev ortamında hani kötü şartlarda kaydediliyordu. Ve şey hani zaten dediğim gibi böyle çok Amerika ile kıyasladığım zaman böyle o dönemlerde böyle aşırı beni etkileyen biri çıkmıyorken günümüzde en azından geldiğimiz noktada bazı insanların profesyonel yaklaşımı ve bu işte bahsettiğim müzikal gelişim noktasını gözlemleyebiliyor olmam çok güzel geliyor bana işte. Zaten bunu şeyden de görebilirsin. Şimdi önceden bu insanlar hani çok yani çoğu insan diyeyim profesyonel stüdyo görmediği için artık rap müzik böyle şey kazandığı zaman herkes böyle bir profesyonel stüdyoda resim çekilme işte orada kayıt alma falan böyle şeylere de girdi yani. Oradan da görebiliyorsun. Ya birazcık şeyle de alakalı yine vizyonla alakalı. Şimdi bu Aynen. işten para kazanmaya başladığında parayı tekrar bu işe yatırmıyorsan Problem anlamsız. Bizim var. mesela Evet. ceza sürecinde 3-4 farklı mikrofon aldık mesela. Hani hep yurt dışı konserlerine gittiğimizde vesaire gittik oradan farklı mikrofonlar aldık. Hepsini test ettik, denedik farklı farklı. Sonra hani en son uyanını bulduk. Kaydettik hala içimize sinmedi mesela. Şu an başka bir mikrofona geçtik yeni albümde mesela onu çünkü bu şey değil yani. Aa artık da zaten kayıt yapıyoruz. İşte ya zaten monitör şu an mesela karşımda benim mesela iki tane mikro kabin var mesela referans monitörü. İki tane farklı daha referans monitörü var kullandığımız. Çünkü hani tatmin olmuyorsun daha iyisini yapmak istiyorsan daha iyi bir şeye Aynen öyle. geçmelisin. Ya bir de şey var mesela demin değinince aklıma geldi. Mesela gerçekten abi ses tonuna göre mikrofon tercih etmek de ses karakterine göre Yok mu? mikrofon tercih etmek de çok önemli bir etken yani. Türkiye'de pek bunun bilincinde mikrofon alınmadı çünkü. Hani birisi bir mikrofonu kullanırken görüldü mü? Atıyorum MXL Genesis bir dönem için hatırlıyorsunuzdur. Evet, 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 evet. Herkes sırf altın kaplı daha iyi olacak diye MXL Genesis aldı abi. Evet. Yani onun senin sesine Bak uygun olup mesela olmadığını kontrol etmen gerekiyor aslında yani bir an çoğu şekilde. arkadaşım şey alıyor, Levit alıyor. Evet şu an Levit Levit gene çok popüler oldu. bayağı popüler oldu ve o kadar S'ler beni o kadar rahatsız ediyor ki o mikrofonlarda hepsi genelde var onlarda bilmiyorum. Bir sıkıntı var. Ama mesela şeylerde de var aynı sıkıntı mesela TLM 103'te Evet, işte Evet, aynı sıkıntı. Neumann'larda da var abi. Yani şeye göre değişiyor yani kişinin kendisine göre. Evet. Ya ben onu bir tek işte abi telefon kenarlarda denk gelmedim açıkçası. Hani model fark etmek sizin de denk Daha da gelmedim. pahalı ya. Ama çok pahalı tabii yani. Ama işte yurt dışında yaşayan insan için pahalı Diğer bize biraz. göre. Bize göre pahalı geliyor. O yüzden bizde Tabii. deneme şansı yok. Bizde hani bütçen neye yetiyorsa o. Çünkü bu mesela Levit'in popüler olması ya da işte Audioident şey ses kartının popüler olması falan forumlarda işte Facebook gruplarında, Aynen. WhatsApp gruplarında dönen mevzular yüzünden bu aletler şey oluyor. Şu an mesela birçok mesela alet edevat var işte ya bu en iyisi falan. En iyisi değil sadece Türkiye'de pahalı olduğu için öyle yurt Evet. dışında insanlar buna evde sadece müzik dinlemek için falan alıyorlar o aletleri. Ya bir Evet. de ekipman konusu ne yapmak istediğine de çok alakalı ya abi hani yani en iyisi diye bir şey yok ya da işte Dove yazılımlarda da bir ara o geyik çok vardı. Abi Reason en iyisi FL'den kötü çıktı alıyor En falan iyisi abi. yok. O senin mix master'ın yeteneklerinle alakalı hani Reason'ın ekstra bir dokunuşu olmuyor orada aslında yani. Çeşitli makaleler var. Hiçbir şeyin müzik programının
birbirinden ses kalitesi olarak bir farkı olmadığını Aynen gösteriyor. öyle, aynen öyle. Bence Ve de yok ya. Ama ya yani kafandakini abi hangisinin arayüzünde en rahat hayata geçirebiliyorsan senin için en iyi program o. Ben hep bunu söylerim yani. ben sadece şunu yaşadım. Ben önceden FL kullanıyordum. Ateş abi sayesinde Studio One'a geçtim. Sadece o FL'de yapabildiklerini Studio One'da farklı bir şekilde yaptığın için sound'un orada değişiyor. Evet. İnsanlar da "Aa, daha kaliteli oldu falan" Ama kafasına bahsettiğim giriyor. şey, kafasındakini, kafandakini Studio One'da aslında daha kolay hayata geçirdiğin için bu böyle aslında. Programın ekstra bir şeyi yok ama şey var. Ben mesela Studio One, hani ben dediğim gibi Mix Mastering'den çok aşırı bir anlamadığım için mesela beat yapmak için FL bana hala kolay geliyor ama arayüzü anladığım kadarıyla ben eğer Mix Mastering olayını ön plana çekmiş olsam net olarak Studio One çok mantıklı bir program abi bu arada yani. Çok pratik bir çok. Arayüzü çok pratik yani. Kesinlikle. Zaten tüm işlerimizi orada yapıyoruz biz de ya. Ama zaten ben çok doğru düzgün mix beceremediğim için Ve FL sen yap Studio'dan devam. şey, altyapı yapımında çok daha farklı kapılar açıyor Studio'dan kullanım kolaylığında. Yani çok rahat otomasyonlar veriyorsun işte. Çok kolay editleyebiliyorsun. En basitinden bir loop'u koyduğun zaman çok rahat editleyebiliyorsun. Yani bunlar bir anda senin sound'unu yukarıya çekiyor. Aslında yani programın kalitesi değil şey, boş bir defter gibi düşün. Hani kimisi kareli de yazmayı sever, kimisi boşta yazmayı sever, kimisi çizgili de yazmayı sever. Onunla alakalı bir Tercih şey meselesi tamamen. biraz evet. Abi size Baykan da benden FL'ci almış. Abi FL'cileri Eyvallah. yayından çıkaralım mı? Kapatıyorum ben o zaman. Şey soracağım abi. Peki plugin olarak tercih ettiğiniz neler var? Hani sormamışlar ama merak eden illaki çıkacaktır. Belki akıllarına gelmemiştir diye ben sorayım size. Plugin çok ucu açık bir şey. Çok yok şey Yani... açıdan mesela en sevdiğiniz atıyorum keman string bankası hangisi mesela? Canlı çaldıramadığınız müddetçe diye soruyorum bunu tabii ki yani. Yani Strik Bankası hala aradığımı bulamadım. Ben de. Ben bunu biraz da kendim öğrenmek için soruyorum aslında sana şu Ben şey söyleyeceğim. Plugin en çok kullandığımı söyleyeyim mi? Evet hani bu böyle değiştirdim soruyu. FabFilter Pro Q3. Güzel. Yani En çok. mixi olarak Mixi zaten. olarak Ama evet. hani şey yani enstrüman kütüphanelerinde mesela ben en çok Spire'ı beğeniyorum. Ben de Avenger diyebilirim. Onu çok beğeniyorum. Daha böyle elektronik soundları güzel oluyor onun. Bir de yine Spire derim. Spire çok Spire canlı ben geliyor. evet Spire ben bana da çok canlı çok güzel geliyor Ama yani kontak bankaları mesela Derya Deniz içinde abi. kalemez. Evet. 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 Kesinlikle. Gazep bizim mesaj yapmış. Söğüş yiyelim mi diye de. Of. Afiyet Var. olsun abi. Abi zerfle geldi. O zaman zaten 2 saat 10 dakikaya yaklaşıyor program. O zaman biz vedalaşalım abi isterseniz. Siz de daha fazla açlık çekmeden. Harbiden gidelim söğüş yiyelim ya. Anlaştık. Story'ini paylaşacağım. Abi ayağınıza sağlık. Çok gerçekten şeref verdiniz yani. Kanka sağ olasın ya. Valla tekrar inşallah bir yayın yaparız. Ne zaman isterseniz abi. Valla Sen ne bu zaman istersen kanal sahibi sensin. Yok siz ne zaman Atsanız. istersen abi. Kanal hepimizin. Burası gerçekten hepimizin yani hiç problem yok. Neyse İstediğiniz zaman. ben de zaten kanal açacağım artık sen oraya gelirsin diyormuşum Yapalım tamam. Birbirimizi raidleriz abi. Birbirimize sürekli pushlarız Twitch'te böyle. Cuma günü ben gelebilirim ya. Ben O istiyorum böyle bir kafana şey. göre kankacığım. O zaman chat'tekiler size de katılımınız için çok teşekkür ederim. Sorularınız, katılımınız için çok sağ olun. Bunun tekrarı merak etmeyin. YouTube'a gelecek. İzin veriyorsanız siz de. Ateş, Okan. Aynen. Tabii ki istediğin gibi. Tamamdır. Tekrarını Bizim atacağım. sıkıntı yok. Her lafımızın Eyvallah. O zaman size iyi arkasındayız. söğüş yemeler abi. Afiyet olsun. Ben yayını Eyvallah. kapatıyorum. Görüşmek üzere. İnşallah bir gün beraber yeriz. Evet, buradan İnşallah Vedat kankacığım. Taci Sertkaya, plastik şey yapıp müteahhit Volkan Bey. Hepinize. Herkese selamlar. Bütün gençleri. Hadi görüşmek üzere. Onunla da çok selam abi. Kendinize iyi bakın. Selam iletiriz.